Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır. Barış Ertuğ, Ali Evin ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddia sunar. Daha iddialı, çok daha canlı, çok daha heyecanlı. İddia. Radyo Spor'dan herkese günaydın. Sabah Spor'una hoş geldiniz. Bugün 25 Kasım 2021 Perşembe günündeyiz. Saatlerimiz de 7.08'i gösteriyor. Yaklaşık 3 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız ve gündemdeki konuları değerlendireceğiz. Ağırlıklı olarak tabii ilk bölümde Beşiktaş'ı konuşacağız. Temsilcimiz dün Ajax'ı konuk etti. C grubu 5. karşılaşmasında ve sahadan 2-1'lik skorla mağlup ayrıldı ve Avrupa defteri de artık resmen kapanmış oldu. Son maç Dortmund karşısında formalite olacak iki takım adına da. Beşiktaş dün Gezal'le penaltı golüyle ilk yarıda 1-0 öne geçti. Ajax'ı birçok pozisyonda zorladı. Geride eksik yakaladı. Larin'le pozisyonlara girdi. Fakat o pozisyonlardan gol çıkaramadı ki devre 2-0'a gidilse ikinci yarı biraz daha farklı olabilirdi. Ama Ajax da tabii boş durmadı. Devre arasında Sebastian Aller'i oyuna aldı ve maçın kaderi de elbette değişti. 54 ve 69'da attığı iki golle Fransız oyuncu Ajax'ı galibiyete taşımayı başardı ki bu sezon da Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı her maçta gol atmayı başardı. Gerçekten duracağı yeri çok iyi biliyor. Çok iyi sırtı dönük oynayabilen bir isim Aller. Dün de Ajax adına fark yarattı. Ki ikinci yarı Beşiktaş adına ilk yarıya göre kötü geçti. İstatistiklere de bu zaten net bir şekilde yansıdı. Birazdan detaylı bir şekilde konuşuruz. Diğer taraftan Sporting sürpriz yaptı diyebiliriz. Dortmund'u 3-1 mağlup etti. İkili averajda öne geçti ve grubu da ikinci bitirmeyi garantiledi. Yani Dortmund Şampiyonlar Ligi'ne grup aşamasında veda etti. Aslında Ajax'la birlikte 1 ve 2 olarak çıkmaları bekleniyordu. Olmadı. Sporting dün 3-1 kazanarak buna engel oldu. Hatta 3-0 öne geçti karşılaşmada. Sonunda Mellon'un golü Dortmund'a yetmedi diyebiliriz. Geçelim diğer karşılaşmalara. Herkesin tabii 23 seansındaki karşılaşması Manchester City Paris Saint-Germain'di. O karşılaşmada da ilk yarı golsüz eşitlikle sona erdi City baskısı olmasına rağmen ama ikinci yarıda Paris Saint-Germain Mbappe ile öne geçmeyi başardı. Bu da bir sürpriz olarak nitelendirildi ki böyle bir hücum attığına rağmen PSG çok etkisiz gözüktü. Ama sonrasında City'nin de golleri geldi. Raheem Sterling 63'te 1-1 yaptı. 76'da da Gabriel Jesus City'ye galibiyeti getirdi. Grubun diğer maçında da Leipzig Kulüp Brugge 5-0 mağlup etmeyi başardı ki deplasmanda bu galibiyeti elde ettiğini söyleyelim. Alman temsilcisinin grupta puan tablosu şu şekilde. City 12 puanla liderliği garantiledi. Paris Saint-Germain 8 puanla onlar ikinciliği garantiledi. Leipzig ve Kulüp Brugge'de 4'er puanı var ama Leipzig ikili averajda Kulüp Brugge üstünlük sağladığı için şu anda 3. sırada yer alıyor. Son hafta Paris Saint-Germain Kulüp Brugge, Leipzig, Manchester City karşılaşmaları oynanacak. B grubunda Liverpool 2, Porto 0, Atletico Madrid 0, Milan 1 sonuçları vardı. Bu grupta da zaten Liverpool işi götürmüştü. 15 puan yaptılar. En yakın rakibi Porto ile şu anda 10 puanlık bir fark yakalamış durumda. Milan kazanarak 4 yaptı. Atletico yine 4 puanda kaldı. Orada ikincilik için 3 takımın da iddiası sürüyor. Son hafta Milan-Liverpool, Porto-Atletico Madrid karşılaşmaları oynanacak. Ki bu arada Milan'da da ilginç bir isim gol attı. Junior Messias. Onunla da ilgili hemen sosyal medyada görmüşsünüzdür. Birçok şey yazıldı. 25 yaşına kadar profesyonel futbolla alakası olmayan bir isimdi. Amatöre başladı 25 yaşında. 28 yaşında Serie B'de ilk kez oynadı. 29 yaşında ilk kez Serie A forması giydi ve 30 yaşında da dün de ilk Şampiyonlar Ligi maçında galibiyet golünü atmayı başardı ki öncesinde işte inşaatlarda çalışan işte kuryelik yapan bir isimmiş kendisi. Büyük bir başarı hikayesi olarak o da gözüküyor elbette.
Ve son grup D grubu. Bu grupta da sürpriz yaşanmadı diyebiliriz. Inter 2, Shakhtar Donetsk 0, Şerif 0, Real Madrid 3 sonuçları alındı. Aslında sürprizlerle başlayan grup günün sonunda nispeten rayına oturdu diyebiliriz. Bir tek Şerif Shakhtar'ın üstünde bitirmeyi garantiledi grubu ve bundan sonra yolunu Avrupa Ligi'nden devam edecek. Real Madrid onlar da kazanarak 12 puanla liderlik koltuğunda devam ettiler. Inter onlar da kazandı 10 puanla ikinci. Orada son maçlarda bir liderlik savaşı yaşanacak ki Real Madrid de Inter'i konuk edecek bu karşılaşmada. Bakalım Inter'e deplasmanda galibiyet gerekiyor grubu lider bitirmek adına. Evet, maçlar bu şekildeydi. Bugün de elbette Fenerbahçe ve Galatasaray'ın karşılaşmaları var. Galatasaray saat 20.45'te Marsilya'yı konuk edecek. Fenerbahçe'de 23'te Yunanistan'da Olympiakos'un rakibi olacak. Dün hem Vitor Pereira'nın hem Fatih Terim'in basın toplantıları vardı. Muhtemel 11'leri de yine son gelişmelere program içinde bakacağımızı söyleyelim ve bir haberle de reklama pası atayım. Dün Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağlun'dan bir açıklama geldi. Aslında öncesinde ajanslarda tabii düşmüştü bu haber. Dün yapılan Kulüpler Birliği toplantısında 14 kulüp ilk yarıda kalan 6 maçta bir anlaşma yaptı ve hakemler hakkında konuşmama kararı aldı. Bunun üzerine Beşiktaş herhalde birkaç saat sonra bu kararı gereksiz ve anlamsız bulduklarını açıkladı. Bu anlaşmada olmayan kulüplerin taraftarları da yine bu kararı protesto ettiler görebildiğim kadarıyla. Bu da ilginç bir konu. Onu da yine program içinde vaktimiz kalırsa değerlendiririz. Barış Ertül, Ali Evin ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Daha iddialı, çok daha canlı, çok daha heyecanlı iddia. ...7.19 saatlerimiz Beşiktaş Ajax maçını konuşarak başlayalım. Bugün Barış abi müsaadenizle önceliği Ali abiye vermek istiyorum. Çünkü maçı stat'tan takip etti Beşiktaş'ı ve Ajax'ı da çok merak ediyordu. Ali abi senin izlenimlerini de istiyorsan. Ajax bitmiş. Ajax bitmiş ilk yarıda özellikle. Ben de Ali'ye sözü verirken ben de bir top pas atayım. Normalde Ajax'ı canlı izlemiş bir futbol severe saygımız vardır. Zaten bir sözü veririz. Yani sen demesen de Ajax takımını canlı izlemiş olan bir insana her zaman öncelik verilir. Kapıdan geçerken de konuşurken de programda da saygıda kusur etmeyiz. Biz haddimizi biliriz. Ajax'ı izlemiş arkadaş canlı. Bu önemli bir şey ama Ajax'ta bir gariplik vardı dün akşam. Ajax'ta kopuk kopuk oynuyordu. Çok İlk yarıda özellikle. He, çok fazla girmeyeceğim detayına. Demek ki Ali maçtaymış. Ondan onu ben şimdi taşlar. Her şey yerine oturdu. Puzzle'ın parçaları yerine şimdi oturdu. Ben çünkü diyorum bu Ajax'ta bugün bir gariplik var diyordum. Sonra toparladı biraz ama ben geçin genelinde zaten hocası da söyledi. Biz bugün iyi değildik dedi. Devrede çıktın mı abi sen bu arada? İkinci yarı toparlandı Ajax. İkinci yarı sen erken mi çıktın sen? Sonuna kadar kaldın mı? O zaman alıştılar sana. Aynen. Bocaladılar sonra Ali'ye alışıp oynadılar. Peki buyurun şey. Lütfen. Vallahi genel olarak herkes zaten gördü. Özellikle ilk yarıda Ajax kendi standartın altında bir oyun sergiledi. O net bir şekilde söylenebilir. Tabii bunda son derece doğal. Grup liderliği garantilemiş. Büyük ihtimalle Ajax'lı hiçbir oyuncu hani Beşiktaş maçı öncesinde biz bu karşılaşmada ne yaparız ne ederiz diye pek düşünmedi, üzerinde durmadı. Diğer tarafta Beşiktaş açısından ilk yarı için 10 kişiyle iyi oynadı diyebilirim Beşiktaş. Yani Alex Teixeira bir önceki karşılaşmada, ondan önceki karşılaşmada da ben yine sana söylemiştim. Hani dün ilk yarıda sahada var mıydı, yok muydu, 60. dakika çıktı, neden 60. dakikaya kadar bekledi Sergen Yalçın. Dolayısıyla hani çok da göründe olmayan bir Ajax'a karşı ilk yarıda 10 kişilik Beşiktaş 1-0 öne geçti. İkinci golü de Larin'le atması gerekiyordu artık o pozisyonun. Hani bir santrafor için işte Larin Beşiktaş'la kontrat görüşmeleri yapıyor. Başka bir kulübe gidebilir. Ama santrafor pozisyonunda oynadığı noktada
Larin de Beşiktaş'ın en fazla eleştirilen oyuncularından biri oluyor. Hani bu da çok ilginç. O pozisyonda artık Larin o golü yapmak zorunda bence. O kadar rahat bir pozisyonda. Hani ne bileyim, açısı kötü olur, topun hızı istediği gibi olmaz, yanında bir oyuncu Larin'i bozuyordur. Hangisi var bu saydığım faktörlerden, hangisi var Larin'in pozisyonunda? Neden bunu söylüyorum, üzerinde duruyorum? Çünkü bana göre maçın kırılma anı. Eğer Larin o golü atsa Beşiktaş en azından puan çıkartırdı bu karşılaşmadan. Ama 2-0'ı bulamayınca, ki aslında önceki karşılaşmalara göre şunu da eklemek lazım. Mesela diğer tüm mücadelelerde, 4 karşılaşmada Beşiktaş ilk yarılarda en az 2 gol yemişti. Bu kez pozisyonlar vermedi değil, pozisyonlar verdi ama en azından bir şekilde skoru tuttu. Hatta farkı da arttırabilirdi. Diğer karşılaşmalarda ilk golü bulamıyordu Beşiktaş, hemen gol yiyordu. Bu kez ikinci golü bulamadı. Maçı koparacak kendi adına. Koparacak demeyelim tam olarak da, kendini rahatlatacak golü bulamadı ilk yarıda. İlk yarıda Mehmet Topal bence beklentilerin üzerinde bir bireysel performans gösterdi. Oldukça etkiliydi. Bunun yanında Pjanić. Pjanić'i üçüncü kere ben canlı izliyorum. En hareketli olduğu gündü Pjanić'in. Merkez orta sahada. Biraz daha istekli gördüm en azından. Diğer karşılaşmalarda temposu bir tık yükselmişti Pjanić'in. Onun dışında öyle göze çok batan, en azından benim sahada gördüğüm eksi ya da artı anlamda bir oyuncu görmedim. Ama Teixeira maçın en kötüsüydü belki oyunda kaldığı süre içerisinde. İkinci yarıda kısa geçiyorum. Maçın öyle gitmeyeceği, Ajax'ın o kadar da kötü oynamayacağı 3 aşağı 5 yukarı tahmin ediliyordu. Haller'in girmesiyle beraber orada bir santroforun varlığı Beşiktaşlı savunmacıları Beşiktaş'ı ciddi şekilde rahatsız etti. Beşiktaş hemen hemen her dakika geriye giderken Ajax da üzerine koydu. Tabi golle beraber morallendiler. İkinci golle beraber artık maçın kontrolü tamamen Ajax'a geçti. Çok basit bir gol değil miydi ilk gol? Yani... Çok, ikinci gol de çok basit. Yani İkinci gol de öyle ama ilk Vida... gol... Şimdi Vida kadar tecrübeli bir savunmacı. Orada artık oyuncu hızlı bir şekilde senin kalenden farklı noktaya giderken arkasından niye öyle bir faul yapıyorsun da o duran topu veriyorsun? Duran topun devamı da basit ama hani işte hepsi zincirleme hatalar. Yani ikinci yarıda dediğim gibi Beşiktaş her dakika geriye giderken Ajax her dakika kendi standartına yaklaştı. Onlar maçı bitirdiği standart yine kendi standartının üzerindeydi, altındaydı ama yetti. Maçı kazanma, yani aslında 2-1 bitti, 3-1 olabilirdi. Oldu işte, offside çıktı. İkinci yarı kötüydü Beşiktaş. İkinci yarı rakibiyle mücadele edemedi. Genel anlamda bunları söyleyebilirim maçla alakalı olarak. Can Bozdoğan'ın girdikten sonra artık bundan sonra Beşiktaş'ta 11'de olması gerektiğini gösteren bir oyun sergilediğini düşünüyorum ben. Spiker Melih Gümüşbıçak, Ajax'lı futbolcularla fizik olarak rekabet edebilecek tek oyuncu gibi gözüküyor dedi girdikten sonra Can için. Güzel bir tespit yapmış ama işte hani Sergen Yalçın'ın o kadar beklemesi doğru değildi. Yani 45. dakikada Teixeira artık beni al diye bağırıyordu. Bilmiyorum neden 60 dakika sabretti Teixeira'yı, orayı anlayamadım. Bir de Sergen Yalçın'a, daha doğrusu Sergen Yalçın'a eleştiri demeyeyim ama tutmayan bir hamle daha yaptı. Şimdi Larin çok aksıyordu Beşiktaş'ta santrafor pozisyonunda. Homurtular da yükseliyordu Larin'e. O sakatlandığı bir pozisyonda yerdeyken sanki bir uğultu yükseldi. Rakip kalenin orada bir yere çöktü. Ben orada hissettim uğultuyu, bilmiyorum. Birkaç kere pozisyonlarda uğultu yükseldi Larin'e. Şimdi normal şartlarda Batshuayi maç öncesinde dedi ki 20-25 dakika kullanacağız. Herkes biliyor artık Batshuayi'nin oyuna gireceğini. Ama Batshuayi oyuna girerken Gezal'in çıkması, Enkudu'nun ilk yarıda çok iyi bir performans gösterirken 65. dakikada kendi kanadından sağ kanada gitmesiyle beraber Beşiktaş kendini ileriye götüren tek oyuncudan da vazgeçmiş oldu. Yani Enkudu son 25 dakika sağ tarafa geçince etkinliği sıfırlandı Enkudu'nun. Larin zaten maçın kötüsü sol tarafta. Batshuayi geldi ama Batshuayi'nin gelmesi de Beşiktaş'a hiçbir etki sağlamadı. Yani orada Sergen Yalçın
daha klasik bir hamleye gitseydi, sadece Larin Batshuayi değişikliği yapsaydı, yani Gezzel'in sağda, Enkudu'nun solda, Batshuayi'nin merkezde kaldığı bir düzen, Can'ın da merkez orta sahada olmasıyla beraber belki biraz daha Beşiktaş'ın içine gelebilirdi. Yani o hamle beklenen hamleydi ama Gezzel değildi orada oyundan çıkması gereken. Bir anda Enkudu'nun da etkinliği sıfırlandı ikinci yarıda ve ikinci yarıdaki o genel kötü, yani gidemeyen, İşte rakiple didişemeyen mücadele daha da bence ortaya çıktı. Hani normalde 2-1 geriye düşen bir takım belli bölümlerde baskı kurar değil mi? Hı hı. Ya o baskıyı da göremedik. 2-1 geriye düştükten sonra Beşiktaş artık kabullendi o maçtan bir şey çıkaramayacağını. Ki süre olarak da az bir süre yok 2-1 geriye düşmesine rağmen. O tabii biraz özgüvenle alakalı bir durum. Genel anlamda ilk yarıda iyi, ilk yarıda skoru alan, ikinciyi golü atabilecek bir kişi eksik olmasına rağmen, tekrar altını çizerek söylüyorum, bir Beşiktaş. İkinci yarıda Sergen Yalçın'ın bence ilk değişikliğinin geç olması, ikinci değişikliğinin hiçbir etki etmemesi az önce anlattığım sebeplerle, bununla beraber klasik bir fiziksel ve özgüven probleminin de çıkmasıyla beraber 2-1 kaybedilen bir Şampiyonlar Ligi maçı oldu. Peki stattaki hava nasıldı? Beklentinin çok çok altında bir seyirci sayısı olduğunu herhalde söylemek gerek. Öncesinde muhabirler de öyle söylüyordu. Stadı çektiğinde de öyle gözüktü ama hava nasıldı? Futbolcuların ilk yarıdaki performansı, taraftarı pozitif anlamda etkiledi mi? Yani diyorduk ya, hani Beşiktaş bu karşılaşmadan Giresun ve diğer karşılaşmalara bir şey çıkarabilir mi diye. Sence Beşiktaş çıkardı mı bu karşılaşmalardan bir şey? Mesela maç sonu açıklamada baktığında çıkarmış gibi. Mert Günok, Sergen Yalçın nispeten pozitifler. Taraftar da birkaç oyuncuyu uğultu olsa da genel olarak uğultu oldu ama protesto olmadı. Evet. Onu söyleyeyim. Bunun yanında maç sonunda Sergen Yalçın'a büyük destek vardı. Maç içinde de zaman zaman destek maçı oldu. Maçı tezahüratı attılar. Aynen. Takıma da destek vardı maç sonunda. Hani oraya giden taraftar olumsuz bir hava estirmedi. Onu net şekilde söyleyebilirim. Yalnız mesela stada girdiğin anda üzülüyorsun. Hoş görünce mi? Tabii yani şimdi çok başka bir konu ama bizde futbol kültürü tamamen kazanmak üzerine. Mesela dün ben bir futbol sever olarak Ajax'ı çok merak ediyordum. Acaba neler yapacaklardı? Yani beni heyecanlandıran kısımlardan biriydi, oydu maçın. Çünkü Şampiyonlar Ligi'ndeki bu sezon en özel takımlardan bir tanesi. Diğeri zaten hani maça gittiğin için kendi takımın olacak, doğal olarak İstanbul'dasın. Hava kötü değildi. Bir Şampiyonlar Ligi maçı. Saati de çok çok kötü. Saati değil. Kötü değil. Ulaşım rahat stada. Yani ama bir gidiyorsun bomboş, kimse yok. Yani futbol kültürü değil, kazanma kültürü var. Kimse kızmasın. Bu bir gerçek. Yani normalde bir Şampiyonlar Ligi maçında 10 bin civarında seyirci olmaz. Kaçtı bilmiyorum ama daha fazla söylendi. Değildir. Yani stada baktığın zaman anlıyorsun zaten. Bomboş bir stat. Gidenler bölük pörçük. Zaten hani bu statların yenilenmesiyle beraber o atmosfer falan tamamen kayboldu. Şey için ne söyleyebilirsin sen? Kombine sahiplerine ne kadarı gitti? Maç bileti satılıyor muydu ayrıca? Bunlarla ilgili bir bilgin var mı mesela? Kombineler bu sene zaten zannedersen pandemi yüzünden çıkarıldı mı? Satışa var mı kombine? Yani olmuş olması lazım. Ama ne olursa olsun Barış abi. Kombineler çıkarılmış olması lazım. Yani diyorum ya, bu Beşiktaş'ı bilmiyorum ama yani Fenerbahçe kültürü, ciddi kombine sattı. Bir spor kültürü. Hayır, kombine olması yani. Bak ben şunun için söyledim. Kombine sahiplerinin ne kadarı geldi ona bakarsak senin söylediğinin tam yeri olur. Ama maç başında bilet alınmamış kombine sahipleri hani gelmiş çoğunlukla ama günübirlik maç gelirlerinden olmuş Beşiktaş diye bakıldığında bundan şikayet edecek bir durum var mı? Vallahi bir şey söyleyeceğim. Ajax'ı Mert işte şahit, ben çok beğeniyordum değil mi? Şimdi bak Ajax az önce ne dedi? Şampiyonlar Ligi'nin en beğenilen takımlarından damga vuran takım biri dedi Ali değil mi? Ben Ajax'ı anlatıyordum burada daha evvel. Çok hoşuma gidiyor, seyrediyorum diye. Ben bunu bir de Şampiyonlar Ligi'nde değil Hollanda Ligi'nde seyrediyordum yani televizyondan da. Yani her gün zam geliyor her şeye. Dün akşam Ajax maçı vardı ama dün akşam millet neredeydi dersen, millet benzin kuyruğundaydı. Her benzincide 1,5 kilometre, 1 kilometre, 1,5 kilometre kuyruk. Aynen, videoları düştü. Bana cep telefonunuzu gösterir misin? Hangi cep telefonu? tabii. O değil. Ben değil. Ben
Ben de bir tanker benzin var. Otoparkta arabanın yanında bir tanker benzin duruyor. Bende bir para var ama öyle değil. Şaka bir tarafa. Yani bugün pandemiyi bir tarafa bırakalım. Öyle bir hayat pahalılığı ile karşı karşıyayız ki şu anda. Üst üste geliyor her şey. Her şeyin üst üste geldiği böyle bir ortamda insanlara niye maça gitmiyorsunuz hafta içi akşam? En ucuz bilet 150 liraymış Barış abi. Şimdi ha yani 150 liradan başlıyor. 170, 230, 260 diye gidiyor. Şimdi şöyle, en iyi yer statta, dün Ajax maçında en iyi yer VIP, en iyi yer 1000 liraymış. Şimdi açık konuşalım. Bu rakamlar abartılı rakamlar değil. Yani 150 liradan başlayıp da en pahalı yeri 1000 liraya kadar olan bir Şampiyonlar Ligi fikstürü diye bakıldığında bu biletler normal. Bunlar pahalı diyemeyeceğim yani. Ama biz fakirleştik. Şimdi bu mesela Beşiktaş Ajax maçı diye Avrupa'da herhangi bir insana, bu Avrupa'daki insan da illa Alman olması gerekmiyor, İngiliz olması gerekmiyor, Bulgar olsun, Bulgar bizim komşumuz, götür de ki böyle bir Şampiyon Ligi fikstürü var de. Türkiye'nin şampiyonu ile Hollanda'nın şampiyonu Ajax de oynuyor Şampiyonlar Ligi. Bunu böl euroya, o paraları euroya böl. 10 euroya yakın zaten bilet. 10 euro neredeyse, değil mi? Tabii tabii, o kadar. 9 euro falan, 9-10 euro. Şimdi bunu normal der ya, çok ucuzmuş der ya, Şampiyonlar Ligi biletini buraya nereden bulacağız der. Ama işte biz euro kazanmıyoruz. Biz TL kazanıyoruz. Asgari ücret 2800 lira. Bu ülkenin iş gücünün %60'ı mı ne? Asgari ücret zaten. Dolayısıyla bu hayat pahalılığında dönüp de ben açık söyleyeyim, kimseye de niye maça gitmiyorsunuz diyemem. Ama bu mudur sebebi? Yoksa ben senin dediğini de anlıyorum. Gerçekten skor odaklı bir toplumuz. Futbol sever değiliz. Biz kazanmayı seviyoruz. Futbol seyretmeyi sevmiyoruz. Kazandığımız sürece futbol seyretmeyi seviyoruz. Dolayısıyla takımımız iddiasını kaybettiği anda tribünleri boşaltıyoruz. Ya da ben sana tersini sorayım. Aynı ekonomik koşullar, Beşiktaş'ın gruptan çıkma şansı olsa böyle mi olurdu Stad? Aynı olmazdı. Ülkenin aynı durumunda diyorsun. Bire bir aynı durumda ama bugün Beşiktaş iddiası olsa tabii ki daha dolu olurdu. Ama ne kadar olurdu? İşte onun için bilet fiyatlarını sordum. Onun için maça gidenlerin, çünkü maç sat bomboşta değildi yani. Bomboşta değildi. Boşluklar çoktu ama bomboş değildi stat. Vardı taraftar. Ama tabii ne kadarı kombineli, kombinelerin ne kadarı gelmiş. Çünkü kombinelerin ne kadarı gelmiş önemli. Parasını vermiş adam önceden zaten. Yani hayat pahalılığı falan aksine gelir. Şey yapayım diye, değil mi? Parasını verdik zaten der. Bari gidelim, maliyeti düşürelim. Bir de kafamızı dağıtalım. Bu gündem bu kadar şeyken, tatsızken der yani. Onun için sordum. Kombinede satılmıyormuş bu sene. Satılmıyor mu? Evet. Dinleyicilerimizden işte Beşiktaşlardan geldi. Murat Karakaş, Alpay 1903 yazmışlar. O zaman bu arayı fırsat bilerek ben hemen bir reklama gideyim. Sonrasında yine maçla ilgili konuşmaya, Barış abinin görüşlerini dinlemeye başlayacağız. Barış Ertül, Ali Evin ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Daha iddialı, çok daha canlı, çok daha heyecanlı iddia. .44 saatlerimiz Beşiktaş Ajax maçını konuşuyorduk. Barış abi, sizden de maçla ilgili Beşiktaş Ajax. Ya benim diyeceğim ilgili çok şey, bir şey yok maçla ilgili. Seyrettim ben de ama yani Ali'nin söylediği gibi Ajax'ın buraya bu maça konsantre olmadığı, motive olmadığı başından belliydi. Beşiktaş bu kadroyla benim beklediğimden daha çok pozisyon buldu. Larin biraz daha
derli toplu son vuruşlarda biraz daha konsantre, bitirici, becerikli olsa bence Ajax geri dönemezdi. Ama Beşiktaş da Ajax kadar hazır değilmiş bu maça. Çünkü beklemediği bir Ajax karşısında bulduğu pozisyonları da gole çevirememesinin sebebini hem Lalin'e hem de takımın genel moral durumuna bağlayabiliriz diye düşünüyorum. Tabii maç oynandıkça Ajax içinde bulunduğu duruma alışıyor. Ve dinlene dinlene 5'er 10'ar dakikalık eski ritmini hatırlatan, klasik futbolunu hatırlatan, ki eski ritmi dediğim çok öncesi değil yani, hafta sonu bile 5 tane atmıştı. Tabii sonuçta oynadıkça maç içerisinde oynamaktan keyif alan bir takım olduğu için de ikinci yarı daha farklı bir durum ortaya çıktı. Şöyle söylesek doğru olur. Beşiktaş bırakmış zaten kafa mental olarak. Beklemediği pozisyonları buldu. Bu kadar Ajax karşısında böyle rahat pozisyona gireceğini de beklemiyordu Beşiktaş. Beşiktaş beklemediği gibi bir Ajax karşısında beklemediği kadar kazanabileceğini gördüğü an bocaladı. O kazanma fikrine Ajax karşısında alışamadı Beşiktaş. 1-0 öne geçmesine rağmen tedirgindi Beşiktaş takımı. Halbuki 2'ye, 3'e bile götürebilirdi karşılaşmayı. Beşiktaş 3, Ajax 0 görebilirdik. Öyle bir karşılaşmaydı. Ceza kesebilirdi Beşiktaş eğer bu maça şey olsaydı, iyi konsantre olsaydı, işte ligdeki durumu vesaire bunlardan dolayı oyuncuların isteksizliği, Beşiktaş'taki son dönemdeki form düşüklüğü, olumsuz momentum bunlar etkilemeseydi Beşiktaş'ı, Beşiktaş 3-0 yapabilirdi bir anda Ajax karşısında. Öyle bir akşamdı o, dün akşam diye düşünüyorum. Ki ucunda 2.8 milyon euro da para vardı. Yönetim de işini iyi yapamamış Beşiktaş takımıyla alakalı, bu akşamla alakalı. Hani bu kulüp için önemli, içinde bulunduğumuz şartlar malum. Euro'nun kaç para olduğunu biliyorsunuz. İşte ülke puanı için çok önemli bu galibiyet. Yani bu konuşmalar bence layıkıyla yapılmamış Beşiktaş takımında. İkinci yarıda da nitekim dediğim gibi Ajax biraz Ajax gibi. Biraz Ajax gibi oynadığında güle oynaya. Yani ifade mazur görün, katılmıyor olabilirsiniz ama güle oynaya, elini kolunu sallaya sallaya geri dönüş yaptı Ajax. İkinci yarının başından sonuna kadar bir Ajax fırtınası yoktu ama maçı çeviren bir Ajax vardı. Çok rahat çeviren bir Ajax vardı. Yani bak ne diyorum sana, biraz Beşiktaş derli toplu mesela maçı 3-0'a getirebilecekken 1-0'dan sonra ya da 1-0'lık bölüm dahil ikinci yarıda Ajax'ın 3-1, 4-1 yapabileceğini de, hem de öyle çok ağamşam top oynamadan 3'er 5'er dakikalık dilimler halindeki akıcı futboluyla bunu da gördük. Bu anlamda baktığınızda biraz gazı kaçmış bir karşılaşmaydı. Beklediğimiz gibi bir Şampiyonlar Ligi fikstürü değildi. Tabii Ali'nin söylediği gibi Ajax'ın liderliği, Beşiktaş'ın havlu atmış olması, ikisinin de biraz prestij diye sahaya çıkmasıyla yoğun fikstür. Ajax da çok alışık 2 günde 1, 3 günde bir maç oynamaya, evet, ama günün sonunda onlar da insan, onlar da maç seçiyorlar yani, ister istemez seçiyorlar. Ve açık konuşalım, liderliğinin garanti olduğu bir ortamda hafta sonundaki Hollanda'daki lig maçını, PSV ile orada bir kıran kırana bir şampiyonluk yarışı var, Feyenoord da işin içine girdi. Dolayısıyla onu düşünmeleri de oyuncuların bilinç altında, yani düşünmeleri çok daha normal değil. Tek düşünmeyen benim gördüğüm Dušan Tadić. İlk yarıda da takım kötü giderken sürekli takım arkadaşlarına bağırdı. Kendi önde baskı yaptı, pres yaptı. İkinci yarı aynı motivasyonla liderlik devam etti. Yaptı. Kaptan zaten, takım kaptanı. Büyük bir liderlik yaptı. Ben çok hoşuma gitti. Zaten futbol olarak çok beğendiğim bir isim Tadić. Evet. O karakteri de göstermesi ilk yarıda. Da çok beğeniyorlar Ajax'larda. Üzerine titriyorlar Tadić'in yani. Darami özellikle ilk yarı çok haşladı. Sol taraftaki oyuncusu Ajax'ı devrede çıktı. Aller girdi. Tadić sol tarafa geçince bir daha farklı bir oyun oluyor sanki Ali abi. Darami daha fuleli bir oyuncu. Geçen U21 maçında da bir takımıza da gol de atmıştı, izleyenler bilir. Ama Tadić orada hızlı bir oyuncu değil. Fakat Ajax daha rakip sahaya yerleşebiliyor Tadić orada topla buluştuğunda. Dünün yine bence sola geçtikten sonra özellikle etkili oyuncularından biriydi. Aller 2 gol attı. Goller basit. Boş kaleye attı diyebiliriz 2 golü de, ama özellikle bir tane kaçırdığı gol vardı ikinci yarı. Ceza sahası içinde sağdan gelen ortada. Üstten. Orada sırtında Vida var. Önünde Montero var. Ayağıyla İbrahimovic gibi kaldırıp topu kontrol ediyor. Müthiş bir gol olacak orada. Şey yapma ama. Yani goller basit, boş kaleye deyip geçiştirme. Yok, ben Haller açısından söylüyorum. Organizasyon olarak çok iyi. Çünkü o gollerin hepsi, olan hepsi Johan Cruyff golü.
Onların hepsi Johan Cruyff golü. O goller öyle rastgele boş kaleye atılmıyor. Cruyff'un dediği bir laf var onunla, biliyorsun. Yani boş kaleye atılan gol en güzel gol diyor Johan Cruyff. Onlar en güzel goller. Adamlar ona çalışıyorlar tabii zaten. Tabii ilk gol, yani Tagliafico'nun sol bekin oradaki yaptığı koşu, Vida uyudu, Rozier uyudu, orta sahada Pjanic, Gezal, herkes uyudu. Tagliafico gitti, o koşuyu da yaptırırsan, işte, pas açısını da kapatmazsan ona pası veren oyuncunun. Ama işte Cruyff Akademisi buna çalışıyor zaten. Johan Cruyff'un felsefesinin üzerine futbol kültürü inşa ettikleri için Hollanda'da ve özellikle Amsterdam'da, Ajax'ta böyle başka bir şey oluyor, işte senin karşına bu takım geliyor. Şunu da söyleyeyim çok kısa. Pjanic'i izlemek de büyük zevk. Evet. Yani bu kadar bir sonraki hamleyi düşünen ve o hamlesini daha top gelmeden kafasında bitiren, ardından da ayağıyla o işi becerebilen az oyuncu vardır. Evet, temposu düşük. Evet, yani net bir şekilde söyleyebilirim ki Beşiktaş merkez orta sahası Teixeira ve Pjanic'i beraber kaldırmaz. Yani oraya bir can tarzı oyuncu kesin lazım. Ondan dün emin oldum. Ama hani bu tartışmaları bir tarafa koy. Zaten orada yedek kalması gereken isim Teixeira. Teixeira 2022 Ocağı kadar falan yedek kalabilir. Hiç problem yok. Onu dile getireyim. Ama Pjanic başka bir boyut. Ve o senin söylediğin bir adım sonrasını görerek yaparken ne kadar kolay bir şeymiş gibi. Onun hiçbiri kolay değil. Yani o topu mesela alıp bir anda öbür tarafa dönmesi, vermesi, onu vermekten vazgeçip başka yere vermesi falan, yaptığı tek paslar, tek hareketler falan, onların hepsi o hesaplamalar. Daha top gelmeden 360 derece çevre kontrolü, pozisyon analizi, ne yaparsa alternatiflerim neler? 3-4 alternatifi var. Onun hangisi en iyi? O en iyi mi yapayım? En iyiye yaparken gireceğim riske değmeyecekse acaba en iyi ikinci tercihimi yapayım? Yani bir robot var sanki. Bot var kafada çalışan. İnsanın bunu düşünemeyeceği kadar hızlı o düşünüyor ve çok basit. İşlemci hızı işte diğer oyunculardan hızlı. Evet. Çok doğru bir tercih. Güzel bir analoji. İşlemci hızı diğer oyunculardan, sahadaki bütün diğer oyunculardan hızlı. Yani Pjanic'e baktığın zaman, bu geldiği günden beri bunu görüyorsun Türkiye'de. Şimdi mesela İspanya'da seyrettik defalarca Pjanic'i, yani televizyondan çok seyrettik. Ben bir kere canlı da seyrettim Barcelona'dayken. Yani Pjanic'i orada çok fazla, mesela hani o hep birçok futbolcu aynı şey yaptığı için çok göze batmıyor, ama birdenbire Türkiye'ye geldiği zaman Pjanic burada başka bir nesil, hani bilgisayarların nesil diyorlar ya, veya başka bir çekirdek, işlem çekirdeği, bu diyorsun, bunlardan değil, başka bir kültürden geliyor, başka bir tedrisattan geçmiş bu adam diyorsun. Aynı şeyi yapmıyor bunlar diyorsun. Aynı şekilde öğrenmemişler futbol oynamayı. Biri başka türlü öğrenmiş, biri başka türlü öğrenmiş. Teknolojileri farklı. Sağdaki diğer oyuncularla piyade için bunu görüyorsun. Ali'nin söylediği de yine dün akşam, başka akşam fark etmiyor yani. Piyade için kötü oynadığı gün bile bunu görüyorsun. Hani piyade için sağda mesela ben sana gelip överim piyade için. Dersin ki sen bana, ya bu piyade için ne oynadı ki dün akşam dersin. Bir şey oynamadı ki dersin, ama fark etmiyor. Adamın top alması vermesi yetiyor onu anlamaya. Peki son olarak Ali abi, reklama da gideceğiz. Kalede Mert Günok tercihi vardı Ersin yerine. Onu nasıl buldun? Genel olarak hani ayağına hakim, oyunu kurarken hızlı kurması bazı pozisyonlarda Beşiktaş'ın işine yaradı, ama ilk golde de sanki çıkıp çıkmamakta tereddüt etmesi, o Tagliafico'nun koşusunda önce geriye gitti sonra çıkayım dedi, orada arada kalınca basit de bir gol oldu. Yani Ersin o konularda daha çok fark yaratıyor, daha özgüvenli bir şekilde kalesine açılıyor. Dün Ersin olsa bence o gol yenmezdi. Birkaç kritik kurtarışı da vardı Mert'in. Evet, hani kötü bir maç çıkardı değil, diyemeyiz. Onun dışında tabii Beşiktaş fazlasıyla geriye de oynadı. Mert'le top bayağı buluştu. Çoğu topta hata yapmadı. Golde de sana katılıyorum, ama genel olarak hani kötü bir performans değildi, ama neden oynadı dersen bilmiyorum. Yani Şampiyonlar Ligi vitrininde Ersin oynamasını ben tercih ederdim. Hadi ligde bir nebze anlayabiliyorum. Bir nebze, onu da çok eleştiriyoruz da. Ama Şampiyonlar Ligi Ersin'i bu kadar iyi getirmiş 4 karşılaşmaya. Bu maçta da Ersin'in oynamasında fayda vardı, ama tercih farklı oldu. Rıdvan oynayamadı dün. Umut Meraş, evet, sol bekte forma giydi. En Ersin'i beğendim. Umut Meraş'ın istekliydi, ama tabii yetersiz kalıyor işin hücum kısmında Umut Meraş'ta. Onu söylemek lazım. Yoksa bence o kanatta özellikle Neres de çok, evet, boşlamışken onu çok rahat topla çıktı. Neres hiç düşünmedi geriye gelmeyi, Ajax'lı oyuncu. O yüzden orada hem Enkudu hem Umut Meraş'la beraber Beşiktaş bir kanal buldu. Enkudu bayağı etkili oldu. Umut da ona destek verebilseydi Beşiktaş belki oradan daha fazla bir şeyler çıkarabilirdi. Bir de Pjanic'le ilgili son notum var. O da şu.
çok hızlı düşündüğü için mesela Pjanic neredeyse hiç ikili mücadeleye girmiyor karşılaşmada. Topla çok fazla buluşan bir oyuncu. Zaten pozisyonu gereği de topla çok fazla buluşması lazım. Ama çok hızlı düşündüğü için mesela Pjanic'e pres yapmak, Pjanic'ten top kapmaya çalışmak, hı-hı, böyle bazı pozisyonlarda tabii ki oluyor yani. Hiç birine temas etmeden maçı bitirdiğini söylemiyorum ama diğer oyunculara göre çok daha az, o kafası çok hızlı çalıştığı için diğer oyunculara göre çok daha az ikili mücadeleye giriyor. O da onun açısından bir avantaj. Barış Ertül, Ali Evin ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Daha iddialı, çok daha canlı, çok daha heyecanlı iddia. Yeni saatteyiz. Yeni saatte biraz Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın açıklamalarına bakalım. Sergen Yalçın basın toplantısında tabii uzun konuştu. Kötü oyun oynadığımızı düşünmüyorum. İyi mücadele ettik. Kırılma anları vardı. Özellikle ilk yarıda 1-0'dan sonra ikinci golü bulabilir ve kazanabilirdik diyor. Basit goller yediklerine dikkat çekmiş Sergen Yalçın. Kurallar çekilirken heyecanımız vardı, iyi şeyler yapabiliriz diye düşünüyorduk. Sakatlıkların fazla olması direncimizi ciddi şekilde kırdı. İstediğimiz oyunları oynayamadık demiş. Bazen işte istediğiniz gibi gitmiyor. Şampiyonlar Ligi'nde çok büyük hedefler koymuyoruz ama bu kadar kötü hedefler de koymuyoruz. Daha ortada bir periyot olabilirdi demiş. Bu sezonki performansımız beklentinin altında. Beklentiye yanıt veremiyoruz. Bu durumun terse dönmesi gerekiyor. Tekrar kazanmaya alışmamız gerekiyor demiş Sergen Yalçın. Bir iki oyuncu hariç takımın performansından memnunum. Teşhere için de 2022 işaret etti Sergen Yalçın. Şu an okuduğum kısımda yok ama sosyal medyada önüme düşmüştü o açıklaması. Onun da kendini bulması gerek bir an önce. Gerçekten dün Ali abin dediği gibi takımı bir kişi eksik oynattı. Bir şey sorabilir miyim ben peki? Sergen Yalçın demiş ki, ben izlemedim bu arada maç bittikten sonraki konuşmaları falan. Türkiye Futbol Federasyonu'na ilgili ve yayıncı kuruluşla ilgili de Sergen Yalçın konuşmaları. Oraya geleceksin. Ben sana gelmeden hemen soruyorum. Yani istek yapıyorum dinleyicilerimizle, tabii, birlikte. Diyor ki görüntüyü istiyoruz, sildik diyorlar diyor. Ben bunu Twitter'da gördüm. Evet. Bu olabilir mi böyle bir şey? Yani böyle demiş mi gerçekten? Görüntüyü istiyoruz diyor. Federasyondan ve yayıncı kuruluşa istiyoruz. Sildik diyorlar. Güvensizliğin olduğu ortamda kazanmak, bir şeyler yapmak kolay değil. Attığımız goller verilmiyor, yediğimiz goller veriliyor. Paul'dan gol yiyoruz, veriliyor. Penaltılar verilmiyor. Şimdi o, ben oralarına takılmıyorum. Yani o teknik için bu bizim, o verilmiyor, o veriliyor, bu verilmiyor falan, onlara girecek şey değil. O Sergen Yalçın açısından talihsiz onlar bence. Ben o işleri şey yapmam. Ama görüntü istiyoruz diyor. Bir görüntü isteyebilir. Bir kulübün yöneticisi, kulüp ister, ona sildik denmesi büyük bir skandaldır, biliyor musun? Yani işte bizim gollerimiz verilmiyor, bize fauller veriliyor. Bu yakışmıyor Sergen Yalçın'a ve Beşiktaş hocasına yakışmıyor. Bunu Fenerbahçe hocası dese ona da yakışmaz. Galatasaray'ın dese ona da yakışmaz. Bu doğru bir şey değil ama görüntü isteyebilir. Bir itirazı vardır, bir şey vardır, bir bit yeniği vardır. Kendince bir savunma yapacaktır, itiraz edecektir. Ne sebeple olursa olsun ya, maç onun maçı. Görüntüsünü vereceksin sen yayıncı kuruluşu olarak ona. Ve sildik denmesi hakaret gibi bir şey yani. Bu olabilecek bir şey. Böyle bir konuşma olmuş mudur gerçekten yani? Sergen Yalçın dediğine göre de olmuş demek ki, uyduracak hali yok. Çünkü geçen yayıncı kuruluşun sildik diye cevap vermesi skandal. Onu demek istiyorum yani. Bu şey pozisyonu için büyük ihtimal Vida'nın pozisyonu için penaltı beklenen. Trabzonspor'un ittiği pozisyon, tribün çekim vesaire. Oradan sonra Beşiktaş yöneticiler yayıncı kuruluşa gittiler. Görüştüler. Sildik denmesi. Fakat böyle bir şey olsa o dönem yöneticiler ben de onu merak ediyorum. Miydi? Şimdi Sergen Yalçın, Yalan söyleyecek hali yok. Ama ben sana söyleyeyim mi, şimdi Sergen Yalçın'a dememişlerdir. Bunu bir yöneticiye demişlerdir. Şimdi bunu talep eden yöneticiye TFF ve yayıncı kuruluş, TFF demezdi zaten, yayıncı kuruluş. Biz bunu sildik dediğinde ben o gün basın toplantısı yaparım.
yönetici olsam. Ya, aylar sonra Sergen Yalçın'a mı söylemek kalır, anlatabiliyor muyum? Kıyameti kopartırım, bana yayıncı kuruluş diyecek ki sildik, veremeyiz. Beşiktaş ortada ayağa kaldırmış olmalıydı. Bu skandal bir geri dönüş Beşiktaş'a. Ama o kadar zaman ses çıkmamış. Şimdi bunu Sergen Yalçın'dan duyuyoruz ve ben çok şaşırdım. Twitter'da görünce şaşırdım. Sen tabii metinden görüyorsun. Aynen. Yani sildik diye bir cevap. O, senin maçınla ilgili ben şu görüntüleri istiyorum. Ver maçın kasetini ver. Vallahi olsa dükkan seni sildik. Biz o görüntü yok, o maç yok. Bilmem. Seyret, otur 6 ay bir sene sonra banttan veriyorlar ya maçları. Ya rastlarsın sildik dediği şeyi. Terbiyesizlik yani hatta. Yani o istedikleri görüntü, ekrana gelmeyen görüntü istiyordu Beşiktaş. Çünkü gerçi sen de Ali abi bu konuyu konuşurken öyle bir açı var mı yayıncı kuruluşun elinden? Tribün çekim çok net gösteriyordu pozisyonu ama yayıncı kuruluşun öyle bir açısı var mı yok mu? Ben çok anlamam o işlerden. Ama böyle bir tepki gelse çoktan Beşiktaş kulübünden ben de sert bir açıklama geleceğini düşünüyorum. Çünkü bu tarz durumları iyi kullanıyor kulüpler bildiğimiz gibi. En ufak bir aleyhte bir şey olduğunda. Çok önemli bir malzeme bu. Çok önemli bir malzeme. Yangın yana çeviriyorlar. Şimdi ekran, emin olamıyorum. Yani olmayan görüntüyü istiyorsa öyle bir görüntü yok dersin. Sildik demezsin. Evet, oturmuyor bir şeyler burada. Sana da değil mi? Bilmediği şeyi nasıl isteyecek? Bildiği bir şey istiyor bu arada. Bildiği bir şey istiyor. Bilmediği şeyi nasıl isteyecek? İşte biliyorum, ondan emin değilim. Ha, öyle bir açı var mı yayıncı kuruluşta? Bundan ne kadar emin Beşiktaşlı yöneticiler oraya giden? Onu bilemiyorum. Hani varsa verin diyorlar büyük ihtimalle. Ve o tarafta sildik derse tabii sildik denmez. Şey denemiyoruz dersin. Şey hiçbir kulübe vermiyoruz dersin. Hayır, şey denebilir. Kaydedilmedi denebilir. O görüntü kaydedilmedi denebilir. Ama kayıtlı olan her şey, ya bunun yer sıkıntısı var, depoda yer yok da sildi. Öyle bir şey yok ki. Bunlar dijital kayıtlar, anlatabiliyor muyum? Ham kayıtları vardır bir karşılaşmanın. Çekilmişse, kaydedilmişse durur. Silinmez. İçinden seçilip birisi zaten silinmez. O durur. O kayıtlar. Ama bunun da önünü alamazlar Barış abi. Şimdi yani sildik cevabından bağımsız. Olmaz. Sildik kötü. Teknik tarafına fazla girmeyeyim. Şöyle şunu söylemeye çalışıyorum. Yani birine o zaman her kulüp her hafta gider. Şu kamera açısını bana ver. Şunu bana ver. Şunu bana ver. Yani birine verdiğin anda bir durum, ama diğer... bir durum var ki istiyor, bu suistimal edecek bir konu değil ki. Kulüplerde deli mi yani? Ruh hastası mı? Siz kulüpleri bilmiyor musunuz? Ha, biliyorum da. Herkes kulüpler... bir pozisyon takacak. Herkes yayıncı kuruluşun kapısına gidecek bu sefer görüntü verdiğiniz anda. Aynısı var kayıtları için de geçerli. Şimdi her kulüp var kayıtları için. Peki bunun cevabı sildik midir yani? Sildik kötü, ben orada değilim. Sildik kötü bir cevap kesinlikle. Evet. Ama prensip olarak böyle bir şey isteyip vermemesi neyse, bence çok daha makul. Sergen Yalçın'ın açıklamalarından yine devam edecek olursak, bitiricilik konusunda bir sıkıntı yaşandığı ve bu nedenle devre arasında işte bir santrafor almayı düşünüyor musunuz? Ya da o bölgeye bir takviye yapmayı düşünüyor musunuz? Tarzı bir soru geliyor Sergen Yalçın'a. Aslında bu soruya cevap verirken az önce Barış abinin dediği kısma da girmiş Sergen Yalçın. Ama ilgili kısım şöyle, iş oraya geldikten sonra sıkıntı yok. Finalde atamıyoruz. Bazen şanssızlık oluyor. Oynadığımız oyunlarda ciddi şanssızlık da var diyor. Devre arası için bir planlama yapmadık. Batshuayi sakatlığı nedeniyle bir süredir yoktu. Cumartesi günü kullanacağız diyor Giresunspor maçında. Hücum hattında Kenan ve Güven de var. Zaten yabancı kontenjanımız dolu. Ancak bir yabancı gönderip transfer yapabiliriz. Bu ekonomik yapıda ne kadar yapabiliriz bilmiyorum. Bir limit var. Euro aldı başını gidiyor. Kadromuzun yetersiz olduğunu düşünmüyorum. Türkiye Ligi için yeterli. Sadece performansımızı yükseltmemiz gerekiyor demiş. Dün tabii Şumudika'nın açıklamaları sonrası yükselen ben. Bu açıklamalar sonrası biraz yatıştım diyebiliriz tabii, ama Beşiktaş'ın da gerçekten ligi için yeterli bir kadrosu var. Zaten bu kadroya bir de ekstra takviyeler istemek biraz garip kaçardı, abes kaçardı. Tabii Sergen Yalçın da bunu biliyor. Bunu herkes biliyor. Zaten güzel de bir şey söyledi. Performansı yükseltmek lazım dedi. Mevcut performansı. Beşiktaş henüz kadrosunun vermesi gereken performansın %50'sini %60'ını vermiştir. Yani bu takımın gidebileceği birçok nokta var, oynayabileceği bir futbol var ama onun uzağında şu an. Dolayısıyla bir teknik adam da kötü gidişte direkt olarak transfer işaret etseydi böyle bir kadroyla çok eleştirilirdi. Orada mantıklı olan cevabı söylemiş. Ama şunu da ekleyeyim. Hani birkaç gündür konuşuluyor. Ne yazık ki işte euro kuru, dolar kuru çok arttı. Bu hiç transfer olmayacağı anlamına da gelmiyor. Hı hı. Bence gene yaparlar. Gene yaparlar diyorsun. O zaman ileri uca falan yaparlar. Yapacak başka. Şimdi sağ beke gidip yedek almazlar. Benim sol bek çok. Nasıl olacak? Stoper hani çok. Nasıl olacak derken
ekonomik anlamda söylemiyorum, nereye olacak anlamında. Hani takviyeyi nereye düşünüyorlar? Çünkü mesela Kaan Ayhan ve Cenk Tosun ciddi şekilde konuşuluyordu Beşiktaş'ta. Diğer takımlarda da hani ben öyle mesela ara transfer dönemini sıfır transferle kapatacağımızı düşünmüyorum. Evet, bakalım inşallah az transferle kapatılır. Çünkü şartlar da biraz onu gösteriyor aslında. Yani sezon başındaki kur kaçtı, şu andaki kur kaç. Hesaplamalar, limit hesaplamaları bir de hala geçen senenin kuruyla yapılıyor. Harcama limitleri ona göre belirleniyor. Seneye ne yapacaklar? Seneye harcama limitleri bugünün çok çok... Harcama limitlerine takılma zaten. Onun da doğru olmadığını biliyoruz. Çıkacak. İşte bir şekilde var ama sonuçta... Çok rahat da değiller kulüpler. Çok sıkı da değiller. Arada bir yerde gidip geliyor. Başka bir dinleyicimiz Altılı Ganyancı Nikli. Bu şekilde bir talep sözlü yapılmaz demiş. Kulübün antetli kağıdı ile talep yazılı yapılır ve yine TFF'den cevap yazılı olarak yapılır demiş. O da hani bu işler ciddiyet gerektiriyor diyor. Böyle sözlü bir şekilde olmaz demiş. Kaan da merhaba, ülke puanında ilk 15 zor görünüyor. Çekiye geçmek zor. Rica etsem yorumlar mısınız? Galibiyete kaç puan veriliyor? 500 mü? Demiş. Evet, ilk 15 bizim için bayağı bir zor. Bugün Fenerbahçe ve Galatasaray'ın iyi şeyler yapması gerek. Bir 4 puan olursa tabii 6 puan çok lehimize olur. Şu andaki durumda biz 18. sıradayız. Yunanistan'ın önündeyiz. O yüzden bugünkü aslında karşılaşma Olympiakos Fenerbahçe maçı ülke puanı açısından inanılmaz. Hırvatistan, Çekya, bir de kim? Kıbrıs mı var? Kim var? Geçmemiz gereken, evet, Güney Kıbrıs, Çekya ve Hırvatistan var ki Yunanistan da hemen dibimizde ve bugün Olympiakos Fenerbahçe maçı var. Evet. Orada da yenilmememiz lazım en azından. Olympiakos'a 3 puanı vermemek gerekiyor. Bu maçları tabii birazdan değerlendireceğiz. Şimdi yine ufak bir araya gidelim. Sonrasında telefon hattını da açacağız. 0212 363 04 34. Barış Ertül, Ali Evin ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Daha iddialı, çok daha canlı, çok daha heyecanlı iddia. ...8-18 saatlerimiz, telefon hattını açmıştık ilk dinleyicimizde. Şimdi hattımızda. Günaydın, hoş geldiniz. Günaydın, merhabalar, kolay gelsin. Buyurun, dinliyoruz, tanıyalım önce. Alper ben, İzmir'den katılıyorum, muhasebeciyim. Fenerbahçe taraftarıyım. Aslında biraz da Fenerbahçe ile ilgili konuşmak istiyordum. Derbi ve sonrası, bugünkü maç. Derbide çıkan kadro hepimizi şaşırttı aslında. Maçtan önce de aslında biraz tedirginlik yaşadık kadroya gelince. Çok fazla hücum oyuncusu vardı. Bence sonuç çok. Fenerbahçe'yi aslında aldatmamız lazım. Yani aslında yine çok çok pozisyonlar verdik. Biraz da Galatasaray'ın aslında son vuruş noktalarında biraz beceriksiz kalmasından dolayı bence skor kaldı. Ben Olympiakos karşısında umarım böyle bir kadroya çıkacağını... İnşallah böyle bir kadroya çıkmaz diye düşünüyorum ben. Çünkü çok hücumcuydu. Ben çok Novak'la başlaması, Salah'ı kenarda oturmasına çok anlam veremedim. Çünkü oradan da çok baskı yedi Fenerbahçe. Ben eğer 4-4-2 oynarsa sol bekin kesinlikle Salah'ı olmasın düşünüyorum. Tabii yani İrfan, Mesut ikisini birlikte oynattığın zaman arkada Sosa ile birlikte aslında çok topa sahip oldu ama top rakibi geçtikten sonra da çok pozisyon yedik. Ben biraz aldatıcı olduğunu düşünüyorum derbinin. Evet, çok mutlu olduk. İnanılmaz keyif aldık sonuçtan ama yani umarım ondan ders çıkarmışlardır. Şimdi soru şu. Müthiş efor sarf etti Fenerbahçe derbide. Tabii maçın konsantrasyonu, oyuncuların performansı üst düzeydeydi. Onun için sizin de söylediğiniz gibi yetenekli, kaliteli oyuncularla daha savunma zafiyeti
yaşanabilecek bir kadroyla. O savunma zafiyeti belli pozisyonlarda yaşandı ama maçın geneline bakıldığında Galatasaray daha genç ve daha dinamik bir takım ama daha tecrübesiz ve kalite olarak eksik bir takımken 70 dakika 65-70 dakika Fenerbahçe o birebir mücadeleyle, başa baş mücadeleyle, o kadar koşma, o kadar ikili mücadeleyle hem de daha yetenekli oyuncularla bunu yapmayı başararak fark yarattı. Son bölümde de karşılığını baştan aldı. Baştan beri aslında biz taraftar olarak hani bu kaliteli oyuncular oynamasından yanayız yani. Sonunda hani bir tabii zaten soru şu yani son bölümde de bunun ödülünü aldı. Sizin de söylediğiniz gibi. Ama burada soru şu. Acaba Galatasaray, tabii Galatasaray fikstürü özel bir fikstür. Fenerbahçe oyuncuların motivasyonu, konsantrasyonu ve bir de içinde bu durumda çıkış maçı olarak görmeleri hem de bir Galatasaray deplasmanında ancak onları o kurtarır diye hepsi konuşuyorlardı futbolcular da kendi aralarında bunu. Zaten bu o Mesut'un attığı goldeki depar zaten her şeyi gösterdi evet, yani. Evet doğru. Dolayısıyla aynen öyle doğru. Dolayısıyla bunu ne kadar daha Fenerbahçe tekrar edebilir? Yani her maç Galatasaray'la oynanmıyor ki. İşte Olympiakos maçı, Olympiakos'ta farklı koşullarda, onun da tabii ayrı bir motivasyonu var bu maçında ama şimdi lig maçına geleceğiz yarın öbür gün. Acaba Mert Hakan, İrfan Can, Mesut bir arada aynı özveriyle bu kadar iki yönlü oynarlar mı? Bunu merak ediyor herkes. Zaten hani bu üçlü oynadığı zaman kendileri de o grubunda biraz özveri de olması şart zaten. Tabii, yani yoksa tabii. İşte onu merak ediyor herkes. Bu olmayacaksa sizin dediğiniz gibi eski tas eski ama dönebilir Deran. Yani bu zaten Emre Belözoğlu'nun hatırlarsınız sonlarında geldiğinde hep hani kaliteli ayağa pas yapabilen oyuncu grubuyla aslında o puanları aldı. Şimdi bunu Pereira sonunda hani bu noktada artık bunu biraz idrak etti galiba. O şekilde oynuyor. Umarım bu sistemle devam eder diye düşünüyorum. Oyuncuların da özveriyle devam etmelerini isterim. Bugün de önemli bir maç. İnşallah güzel galibiyet alır. Galatasaray'da önemli bir galibiyet alır umarım. Herkese, bütün takımlara başarılar diliyorum. Evet, teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Görüşmek üzere. Fenerbahçe'den devam edelim. Fenerbahçe'de tabii eksikler var bu karşılaşma öncesi. Bir kere Mesut Özil son karşılaşmada ilk golü atan oyuncuydu. Fenerbahçe'nin beklentisi her zaman yüksek. Fakat bugünkü maçta o da forma giyemeyecek. Ener Valencia, Altay Bayındır tedavileri devam ediyor. Gustavo son iki idmanda takımla çalıştı ama o da maç eksiği olduğu için kafileye dahil edilmedi. Serdar Dursun, Crespo, Burak Kapacak zaten listede yoklar. Böyle bir kadroyla, eksik kadroyla Fenerbahçe Yunanistan'a gitti. Muhtemel 11'ler farklı. Dün Pereira'ya maçta oynayacağı sistem de soruldu. Fakat o çok net bir yanıt vermedi. Artık modern futbolda hani 4'lü, 3'lü bunlara geçiş yapılabilir. Maç içinde geçiş yapılabilir. Maçla ilgili hangi sistemle çıkacağını da yarın öğrenirsiniz dedi. Ama bugün baktığımda genel olarak ağırlıklı olarak 4'lü dizilmiş Fenerbahçe yine. Stoper'de Salahi'nin dönmesi bekleniyor Tisserand yerine. Kimle birlikte böyle bir ikili göreceğiz. Sol bekte Novan yeri garanti. Sağ bekte Ferdi de yazılmış. Nazım Sangar'a yazan da var. Onu söyleyelim. Berişan'ın ileri uçtaki yeri garanti. Çünkü Serdar ve Valencia zaten yok. İrfan Can yine ağırlıklı olarak sağ tarafta yazılmış. Mert Hakan ligde cezalı. Bu maçta banko oynaması bekleniyor. Onun zaten performansı da iyi. Pelkas dün basın toplantısındaydı. Yunan bir futbolcu. Onun için de tabii duygusal bir karşılaşma. O da yine ağırlıklı olarak Mesut Özil'in bölgesi için yazılmış. Orta sahada da Sosa, Zaitz, Mert Hakan işte bu üçlü. Mahir'in belki bir ihtimal oraya girme durumu söz konusu. Aşağı yukarı böyle bir kadro planlaması var Fenerbahçe'de. Sabah gazetesi mesela Osay Samuel de yazmış. O da denklemden çıktı ligde. Gördüğü işte ceza, aldığı ceza 3 maç kaçırmıştı. Sonra da biraz geriye gitti. Şimdi bu dizilimde o da ya sağ bekte forma giyecek ya da sağ kanatta forma giyecek. İlk geldiğinde sağ kanattı. Sonra kanat beki olarak gördük. Ama sağ bekte de bir problem olması halinde tahmin ediyorum ki sezon içinde Osayi Samuel'i sağ bekte de görebiliriz. Nasıl ki Ferdi'yi görüyoruz. Osayi de belki bugün Vitor Pereira'nın kullanacağı isimlerden biri olabilir. Peki siz nasıl bir karşılaşma bekliyorsunuz Ali abi? Şimdi ilk maçta siz Olympiakos cephesini çok beğenen, rahat kazandığını düşünen kesimdendiniz. Bugün de farklı bir şey olur mu? Yoksa Fenerbahçe ilk maçtan sana göre ders alıp çıkabilir mi?
Olympiakos biliyorsun çok iyi başlamıştı gruba. 2 galibiyetle. Sonra Eintracht Frankfurt maçlarıyla beraber o avantajını kaybetti. Ama şimdi şöyle bir avantajları var. Son karşılaşmada yine Antwerp'le oynayacaklar. Eğer bugün Olympiakos, düzeltiyorum, Eintracht Frankfurt Antwerp'i yenerse, Antwerp'in zaten hiç şansı kalmayacak son karşılaşmalar öncesinde. O yüzden Olympiakos'un bir kere cebinde bir elenmiş takımla oynama avantajı olacak. Bunu şu açıdan söyledim. Olympiakos'un yine bu karşılaşmada çok fazla risk almasını gerektirecek bir durum yok. Onlar açısından 5. maçlara Fenerbahçe'nin önünde girebilmek, Fenerbahçe'nin de şöyle bir avantajı olabilir. Eintracht Frankfurt'ta liderliği garantilemiş olabilir. Ama yine de hani sonuçta liderliği garantilemiş. Dün Ajax'la da oynadı Beşiktaş. Çok kolay olmadı Beşiktaş açısından. Onun öyle bir ters mantığı var. Dolayısıyla ben bugün Olympiakos'un kendi sahasında olmasına rağmen İstanbul'daki oyun gibi bir oyun sergileyebileceğini düşünüyorum. Yani beraberlik yetiyor diyorsun. Beraberlik yetiyor. Yani son maça sen puan olarak Fenerbahçe'nin önünde girersen, son karşılaşmada Antwerp'le oynadığın için bir avantajın var. Bu 2 kere 2 4. Bu bir kere kenara koyulmalı. Onun dışında Fenerbahçe'nin zaten geride bekleyen takımları çözmede, set oyununu oynamada biraz problemleri var. Ama o problemin de İrfan Can'ın girmesiyle beraber, Fenerbahçe kadrosunun girmesiyle beraber eskiye göre biraz daha azaldığını düşünüyorum ben. Yani İrfan Can oralarda çok iyi işler yaptığı için artık Fenerbahçe sete oynarken eskisi kadar zorlanmıyor. Bu bir avantaj. Dezavantaj ne? İşte İrfan Can'ın fiziki durumu. Şimdi İrfan Can zaten milli arada neredeyse takımla hiç çalışmadı. Yoğun bir Galatasaray derbisi oynadı. 3 gün sonra bir maç daha oynayacak. O maçta da erken çıktı bu arada. Hani kritik bir karşılaşmada daha fazla sahada kalmadı. Yani Fenerbahçe'nin İrfan Can'ı böyle pamuklara sarıp az az süre vererek, hani sen dedin ya kritik karşılaşma 90 dakika sahada kalmadı, ama onu sürekli sahada tutması lazım. Daha doğrusu devamlı sahada tutması lazım. Belki süreler az olacak. Bu bakımdan ben yakın geçecek. Öyle ilk karşılaşmadaki gibi 3-0'lık bir skor beklemiyorum. Ama hani Fenerbahçe'nin işi çok kolay değil. Yani şimdi Galatasaray maçında geride çok fazla yine alan verdi Fenerbahçe. Yani Galatasaray'ı zaman zaman oynatmadı ama top çevirirken, oyun kurarken de yaptığı en ufak hatada savunma arkasında Galatasaraylılar koşu yaptı. Şimdi Olympiakos da çok iyi çıkabilen bir takım. İlk maçta da Fenerbahçe'yi bu açıdan zorlamıştı. O yüzden aynı şekilde oynayacaksa Fenerbahçe, yine geride çok büyük riskler var aslında. Olympiakos'un çok işine gelen bir oyun anlayışı olur. Evet, yani Fenerbahçe'nin de zaten Pereira yönetiminde daha ilk dakikadan itibaren öyle oyunu riske atacağını da düşünmüyorum. Kontrollü bir oyun bugün iki takım için de beklenebilir. O kontrollü oyunda kim daha fazla hata yapacak? Kim fırsatları değerlendirecek? O yüzden dedim zaten yakın geçmesi muhtemel. Hani böyle 1-1, 2-1 bir tarafa gidecek bir karşılaşma gibi geliyor bana. Ama Galatasaray mesela derbisine çıktı Fenerbahçe. Deplasman'da 52 bin taraftar. Ön alanda baskıyla başladı. Çok da top kaptı ilk 10 dakika içerisinde. Hani ben öyle bir başlangıcı açıkçası beklemiyordum. Sonra oyun yavaş yavaş oturduğunda beklerini çok fazla ileri çıkardı oyun kurulumunda. Ama işte orada kaptırınca da pozisyonlar verdi. Şimdi onun o maçın analizi yapıldıysa eğer, biraz dengeli bir oyun, evet, bana da bugün biraz daha mantıklı geliyor. Çünkü orta sahada bir de kesicisi yok Fenerbahçe'nin. Yani Sosa, Zaitz, Mert Hakan, yani çok çalıştılar Galatasaray maçında, ellerinden geleni yaptılar ama bir yere kadar. Onlar da, Zaitz da hani Nova'nın açıklarını kapatmaya çalıştı, geç kaldı. Mert Hakan parçalıyor kendini. Ama böyle basit top kayıpları yapacaksa Fenerbahçe orta sahada, geride pozisyon vermemesi işten bile değil gözüken bu. Zor bir karşılaşma olacak Fenerbahçe adına. Tabii birkaç oyuncunun ekstra performans göstermesi lazım. Pelkas mesela çok motive olması gereken oyunculardan biri. Bu sezon istediği süreleri bulamadı. Belki bugün o aradığı kendini gösterme fırsatını bulacak Pelkas. Bunu iyi değerlendirmesi lazım sezonun geri kalan adına. Yani Pereira'nın hakkını çelmesi lazım. Şu ana kadar gösterdiği performansla çelemedi Pelkas. Ama bugün bir fırsat yine eline geçecek onun. %100. Geçen sene Fenerbahçe'nin en fazla ön plana çıkan oyuncularından biriydi. Şimdi bu sene
hem takım istediği ritmi bulamadı, hem Pelkas istediği süreleri bulamadı. Zaten daha önceden de şikayet etmişti, hep bunu söylüyorum bir röportajında. Ligde ve Avrupa'da oynadığı rakamları dakika olarak net şekilde söyledi Pelkas. Daha fazla oynamam lazım dedi ama işte Fenerbahçe'nin yaşadığı Mesut sorunsalı, Mesut'un çok fazla konuşulması ve bir yerde 11'de oynamasının kaçınılmaz olması, İrfan Can'ın iyileşip iyi performans göstermesiyle beraber Pelkas aslında Ocak ayında ayrılmaya yakın oyunculardan biri olarak gözüküyor. Fenerbahçe'de eğer Pelkas'a iyi bir teklif gelirse ben kulübün hayır diyeceğini pek düşünmüyorum. Pelkas için de o süreç yaklaştı. Şimdi genelde bu psikolojiye giren oyuncular da performansını çok yükseltemiyor ne yazık ki. Öyle de bir gerçek var ama bugün belki işte Yunanistan'da olması, kendini tekrar bir ispat çabası Pelkas'ın Fenerbahçe'ye artı bir durum getirebilir. Benim önümdeki 11'de de hani Berke, Ferdi, Kim, Zalai, Novak. Yani direkt olarak Galatasaray yok, Zalai var burada. Zalai, pardon, doğru. Tisserand vardı. Tisserand vardı, doğru. O değişiklik var. Ama merkez aynı. Mert Hakan, Sosa, Zays, İrfan, Pelkas ve Berisha. Böyle yazılmış. Evet, genel olarak böyle. Bir de şey aklıma geldi şimdi Pelkas'la ilgili olarak. Pelkas bir 10 numara, değil mi? 10 numara olarak geldi. 10 numarada forma giydi. Fakat o takıma geldikten sonra devre arası Mesut Özil ve İrfan Can Kahveci transferleri yapıldı. Onlar da hani Mesut Özil zaten saf bir 10, İrfan Can Kahveci de hani 8 de diyebilirsin ama 10 ağırlıklı bir futbolcu. Bu da çok sağlıklı değil. Yani bugünün konusu tartışması değil. Farkındayım ama bu kadro planlaması da mesela Mert Hakan dışı biz hep geçen sene başına dönün. Fenerbahçe'nin 10 numarası olarak değerlendirirken bir baktık son gün Pelkas geldi. Pelkas orada formayı kaptı. Ama Mert Hakan bir şekilde sezona kötü başlasa da formayı 8 numaraya evrilerek şu anda kaptı gibi gözüküyor. Pelkas'ın da evet önünde oyuncular var. Fazla oyuncu transfer edildi ama vazgeçmemesi gerek. Hani Mert Hakan nasıl bunu başardıysa Pelkas da 8 numaraya mı evrilir? Sol kanada mı evrilir? Kanat beki mi olur? Bir şekilde oynamak istiyorsa eğer o mücadeleyi de göstermesi lazım. O karakterde de bir futbolcu aslında Pelkas. Beni dışarıdan gördüm. Hani böyle vazgeçecek, pes edecek bir oyuncu profili değil. Hani 10 numaraya göre çok mücadeleci de bir oyuncuydu Pelkas. Ben ondan da bir şeyler bekliyorum. Yani mesela bu sezon hiç kanat bekinde denenmemesi Pelkas'ın ben aklım almıyor. Yani Ferdi'yi orada kanat bekine evirdi Vitor Pereira. Pelkas hani istemiyor da olabilir ama. İşte Pereira söyledi de istemiyor mu? İstemiyor da olabilir oyuncu. Ama işte o zaman da formaya uzak kalıyorsun. Bir şey söyleyeceğim. Pelkas 10 numara. Barış abi, Ferdi de 10 numara. Ama sağ bek oynuyor adam 10 şimdi. Numara, yani. Mert Hakan 10 numara. 8 numara oynuyor şimdi. 10 numaranın 8 numara oynamasıyla 10 numaranın sağ bek her zaman Ferdi bulamazsın. Ferdi oynuyor. Ferdi sol, orta sahanın solunda oynuyor. Orta sahanın sağında oynuyor. Barış abi, bu seneden önce kimse Ferdi'nin kanat bek oynayabileceğini düşünüyor muydu? Tamam ama herkes, o. Herkesten Ferdi olursa Pelkas olur. Ferdi oluyorsa herkes olur demek değil. Bak Pelkas'ı bırak. Ferdi oluyor diye herkes olur demek değil. Barış abi, ben Mesut Özil'i kanat beki yapmıyorum ki. Hadi Mesut Özil olmaz. Ama Pelkas'ta siz onu görmediniz mi yani? Bir şey söyleyeceğim. Olabiliyor. Ben Pelkas'tan kanat bek olmaz demedim ki. Pelkas istemiyor olabilir dedim. Yani bu Ferdi oluyorsa Pelkas da olur değil. Ali'nin söylediği şey doğruydu. Pelkas istemiyor demek ki dedi yani. Ferdi ikna olmuş olabilir. Ferdi mi? Şimdi oyuncuların karakterleri var. Sen Pelkas'a bakıyorsun, bundan sağ bek olur diyorsun. Bunda sorun yok. Ama Pelkas o sağ bek olmayı, adam 10 numara. Fenerbahçe'de 10 numara gelmiş. Şimdi diyorsun ki Ferdi de öyle 10 numara. Ama Ferdi o karakterde bir çocuk. Demek ki oraya evrilmeye müsait. Buna sıcak bakıyor. Ona uğraşıyor ve karşılık veriyor. Pelkas o karşılığı vermiyorsa sen her bulduğun 10 numarayı sağ bek yapmayı düşünebilir misin? Mesut niye olmuyor? Mesut da olur o zaman. Oyuncunun karakteri, oyuncunun tarzı, tavrı. Ben diyor buraya 10 numara diye transfer etti. Nereden çıktı sağ bek diyebilir sana yani. Onu demek istiyorum. Yok, Pelkas zaten bence prensip olarak zaten haklı. Sen adam varken İrfan Can'la Mesut Özil'i getiriyorsun. O zaten ona. Ben de onu diyorum sana. Hemfikiriz Barış. Ben de onu diyorum. Ha, yoksa ben de şeyde hemfikirim. Pelkas'tan sağ bek olmaz mı, sol bek olmaz mı? O her şey olur. Kanat beki olur. Olur yani Pelkas'ta, ama Pelkas oynamak istemiyor orada. Ya da işte şunu yapacak. Mesut Özil'den, İrfan Can'dan daha iyi performans gösterecek. Rossi'den. Tamam, o rekabete orada katlanacak orada tabii. Aynen, katlanamıyorsa, eğer yapamıyorsa da yapacak bir şey yok. Yedek kulübesinde Fenerbahçe kariyerini sürdürecek. Aynen öyle. Zaten öyle oluyor. Zaten evet. Şu ana kadar öyle oluyor. Ümit Koşar, onun mesajıyla reklama gidelim. Fenerbahçe'nin savunmacıları iyi ama savunması kötü tespiti. Bence yılın tespiti, Ali abi tebrik ederim demiş. Bu konuyu tabii sezon ilk başladığında biz
konuşuyorduk. Hani Fenerbahçe'de bireysel performans ön plana çıkıyordu. Galatasaray mesela takım savunması daha iyi diye konuşmuştuk. Onu şimdi Ümit paylaşmış. Reklama gidelim. Sonra yine devam edeceğiz. Barış Ertül, Ali Evin ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Daha iddialı, çok daha canlı, çok daha heyecanlı iddia. ...8.43 saatlerimiz... ...şimdi biraz Galatasaray'dan da bahsedelim... ...Fenerbahçe'yi konuştuk... ...Galatasaray'da bugün evinde Marsilya'yı konuk edecek... ...tabii zor bir karşılaşma olacak Galatasaray adına... ...ligde Fenerbahçe evinde içeride kaybetti... ...şimdi bu maça konsantre olmak durumunda... ...tabii burada işler biraz daha iyi gidiyor Galatasaray'dan... ...onu söylemek lazım... ...bugün kazandığı anda... ...ve Lazio'da eğer... puan kaybederse diğer karşılaşmada Galatasaray grup liderliğini garantileyecek. Hatta beraberlik halinde 2-2'yi garantileyecek ki aslında lider çıkmak tabii çok daha büyük bir avantaj. Çünkü yeni düzende ikinciler Şampiyonlar Ligi'nden gelecek üçüncülerle playoff turunda oynarken birinciler o turu bay geçecekler. Bir sonraki evet. turdan başlayacaklar. Yani Galatasaray hani çıktım diye düşünmemeli, liderliği de sonuna kadar kovalamalı. Zaten buna Fatih Terim evet. bir kez daha vurgu yaptı, altını çizdi. Belki bilmeyenler vardır dedi. Boş geçeceğiz dedi. Mart'a kadar oynamayacağız dedi. Dolayısıyla Galatasaray bunun bilincinde. Evet. Şimdi Galatasaray'da da muhtemeller üzerinden belki ya da derbi sonrası üzerinden gitmek gerek. Kadro aşağı yukarı aynı gözüküyor. Bir tek gördüğümüz Taylan ilk 11'e girecek. Onun yerine Morutsan çıkacak. Ve ileride de Halil yerine Cagney'in olduğu bir düzen bekleniyor bugün. Galatasaray'dan solda Kerem, sağda Feghouli. Savunma hattı zaten klasik. Orta sahada Berkan Çıkıldağ Taylan'a eşlik edecekler. Böyle bir kadro göreceğiz Galatasaray'dan ve Avrupa arenasına çıktığı anda da daha dinamik, daha iyi pres yapan, daha konsantre bir Galatasaray görüyoruz şu ana kadar. En azından ilk 4 maç için bunu söyleyebiliriz rahatlıkla. Marsilya maçında da ben çok farklı bir şey olacağını düşünmüyorum. Galatasaray'da o mücadele, isteği, konsantrasyonu göreceğiz. Bakalım kazanmak için yetecek mi? Ali abi senin beklentin nasıl? Dün Fatih Terim'i de canlı olarak basın toplantısı takip ettin. Liderin vücut dili, işte motivasyonu, ruh hali de takıma sonuçta yansır. Sen Fatih Terim'den iyi bir geri dönüş aldın mı basın toplantısında? Bir kere Fenerbahçe maçında yaşananlara girmemesi olumluydu Fatih Terim için. Çünkü eğer Fenerbahçe maçıyla ilgili basına, kamuoyuna en ufak bir böyle manşet verseydi, bugün manşette Marsilya maçı değil Fenerbahçe maçı ve orada yaşananlar olurdu. Bu da bu kadar kritik bir mücadele öncesi konsantrasyonu dağıtır. Dolayısıyla Fatih Terim dün belli bir strateji içerisinde basın toplantısını gerçekleştirdi. Fenerbahçe maçında olanları, yaşanan anları özellikle kendi üzerinden okumadı. Pas geçti. Bu iyiydi Galatasaray için. Sürekli Marsilya maçını konuşmaya çalıştı. O maçın içinde kalmaya çalıştı. Tabii sorularla beraber farklı şeyler konuşuldu. Mustafa Muhammed konuşuldu. İşte o konuşuldu, bu konuşuldu. Farklı yerlere gitti ama genelde hep kıyıya yakın gitti. Yani Marsilya kıyısına yakın gitti Fatih Terim. O bakımdan benim hoşuma gitti. Öyle vücut dilinde söylediklerinde Fatih Hoca'nın bir sıkıntı da yoktu. Onu da söyleyeyim. Hani keyfi olabildiği kadar yerindeydi. Son derece olumlu, pozitif geçen bir basın toplantısı. Yani bir Avrupa Kupası maçı öncesinde basın toplantısı nasıl olması gerekirse öyleydi. Ha çok bir şey söyledi mi dersen hayır. Ama zaten ne söyleyecek yani Marsilya maçı öncesinde? 3 aşağı 5 yukarı sen Galatasaray'ın kadrosu belli diyorsun. Gruptaki matematik belli Galatasaray adına. Galatasaray'ın Engin Çetin'in bir tespiti var. Ona ben de katılıyorum. Bu sezonunu şu ana kadar kurtaran kulvar Avrupa oldu. Eğer Galatasaray Avrupa'da Beşiktaş'ınki gibi bir performans ya da kötü bir performans sergileseydi Fatih Terim çok daha fazla tartışılır konuşulurdu. Galatasaray'ın içinde bulunduğu durum çok daha fazla tartışılır konuşulurdu ama Avrupa'da gelen grup liderliği Galatasaray'da o ligdeki kötü gidişatı perdelemiş oldu. Özür dilerim. Bu iyi bir tespit. Şimdi Galatasaray'da onu devam ettirmek istiyor. İşte az önce sen söyledin, liderlik çok önemli. Ama bir taraftan da Şampiyonlar Ligi'ne yakın bir grup var. Şimdi gruba bakıyorsun. Marsilya'nın hala şansı var mı? Var. Lazio'nun var mı? Var. Lokomotiv Moskova'nın kendi hedefi var.
Şimdi bugün Lazio'yu mağlup etseler Lazio ile puanları eşitliyor Lokomotiv Moskova. Hani grup aslında beklenildiği gibi gitti. Mesela Beşiktaş'ın grubu daha dengeli gider diye düşünüyordu insanlar. Orada Ajax açık ara yaptı. Bir anda Sporting Dortmund'u elemeyi başardı. Beşiktaş hiç puan alamadı şimdiye kadar ama bu grup öyle değil. Bu grup o dengesini gösteren, kağıt üzerinde de gösteren bir grup ki bugün Allah korusun Galatasaray Marsilya'ya mağlup olsa son maç Lazio deplasmanı Galatasaray'ın. Yani Galatasaray adına da işler karışabilir. O yüzden Galatasaray son Lokomotiv Moskova maçı gibi değil, ondan önceki 3 karşılaşma gibi bir anlayışla çıkacaktır Marsilya karşısına. Kontrollü geçiş oyunuyla rakibini vurmaya çalışan bir Galatasaray bekliyorum. Marsilya'da Payet'in son karşılaşmada kırmızı kart görmesi ciddi bir avantaj oldu bizim için. Ya bu maçta böyle bayağı kıran kırana tam bir böyle bir Avrupa Kupası maçı olacak. O yüzden stresli olur. Marsilya zaten biliyorsun Fransa Ligi'nde her iki karşılaşmadan biri iptal edilmeye başlandı. Sürekli olay çıkıyor. Dün onu da söyledi Fatih Terim. Hani biz dinlenerek geldiler dedi. Yani biz bir derbi oynadık, yıprandık dedi. Mental ve psikolojik olarak son derece normal. Ama Marsilya'da Lyon maçını oynamadı. Bu Marsilya açısından bir avantaj oldu. Marsilya'nın grupta 4 maçı da beraber bitirmesi de ilginç tabii. Şimdi Cagne ileri uçta oynaması beklenen oyuncu. Bu sezon Avrupa Ligi'nde henüz ilk 11'i yok Cagne'nin. Evet. İlk maçta Lazio maçında kadroda ama oynamadı. Marsilya maçında 17 dakika süre aldı. Lokomotiv maçlarında birinde 14, birinde son dakikada oyuna girmişti. O da ilk kez eğer Fatih Terim görev verirse 11'de forma giyecek. Ligde de aslında hani oyuna girdiği anlarda Avrupa Ligi'nde de böyle formayı çok istediğini gösteriyor. Mesela o maçlardan birinde Beşiktaş maçında 11'de sahaya sürdü Fatih Terim. O maçta da çok etkisiz kalmıştı Cagne'de. O fırsatı kullanamamıştı. Sonraki maçlarda da işte Gaziantep maçında yine oynamadı. Karagümrük Fenerbahçe maçlarında yine oyuna sonradan girdi. Bugün yine o fırsat büyük ihtimal gelecek artık herkes Cagne yazdığına göre. Ben orada bir sürpriz beklemiyorum. Bakalım bu sefer bu fırsatı nasıl kullanacak? Çok istiyor belli ki. Onu hissettiriyor en azından ekran başındaki bana, birçok kişiye de eminim hissettiriyordur. Bugün onun açısından da değişik bir karşılaşma olabilir. Mutlaka bu şansı değerlendirmesi lazım. Yalnız ben Marsilya ile Avrupa Kupalarındaki ilk 3 maçtaki gibi oynayacak olsam Halil ile oynardım. Geçiş oyununu Halil ile oynardım. Ama işte orada da Halil gidemiyor. Cagne mesela gördün son karşılaşmada Galatasaray Fenerbahçe derbisinde Cagne iki savunmacının arasından Berkan'ın pasıyla karşı karşıya kaldı. Dikine gidebildi. Şimdi o pasın Halil'e atıldığını düşün. Halil o pasta savunmacılar arasında kayboldu. Bu çok tartışılıyor. Haklılık payı da var %100. Sen diyorsun pas oyununda biraz orada. İşte bugünkü şimdi oradaki strateji rakip ittiğin andaki bir strateji. Eğer oralardaysan o bölgelerde oynamayı düşünüyorsan o zaman Cagne hiç tartışmıyorum. Ama biraz daha kontrollü bir oyun, biraz daha geçiş üzerine hücumlar planlarken bence Halil. Ama göreceğiz bugün. Belki Cagney iyi oynayacak. Ben de merak ediyorum oradaki performans. Çünkü yani bu Fatih Terim'in tespiti de %100 doğru. İkisiyle çok farklı oyunlara gidiyor Galatasaray. Farklı, yani bir oyuncu değişiyor ama Galatasaray'ın anlayışı da değişiyor bir anda. Dolayısıyla eğer Cagney'i tercih ediyorsanız biraz daha topu rakip yer alanda oynayıp oralarda bulunup ceza sahası içerisinde santraforunuzu topla buluşturmanız lazım. Halil'le geçişe çok uygun oluyorsunuz. Bir anda o geçişi daha hızlı yapabiliyor Galatasaray. Ama şimdi bak yine tartışalım, futbol üzerinden gidiyoruz. Taylan, Çıkıl'da Berkan oynayacak değil mi? Üçlü orta saha. Şimdi bunlardan ceza sahasında koşu yapacak oyuncu var mıydı? Çıkıldağ da son dönemde biraz şimdi geri gitti. Berkan'la Taylan oynarsa Çıkıldağ olacak. Onu yapıyor. İşte, İkisi varken Çıkıldağ o işi yapıyor. Çok emin değilim. Sağda Feguli'yi düşünelim. O da çok fazla yapmaz bana kalırsa. Halil de olursa o koşuyu yapacak. Ceza sahasında kim girecek diyorsun? Evet. Oyuncu kalmıyor. Eğer sağ tarafta Barış Alper'le oynarsan Halil'i kullan mesela. Ama eğer Halil ya da Cagne oynayacaksa sağda Feguli'yi de kullanabilirsin. Yani şeyde her zaman Halil ve Cagne'yi beraber oynatıp Cagne'yi önde, Halil'i Cagne'nin arkasında oynatıp orta sahadan bir oyuncudan taviz vererek
mümkün olduğu kadar takım savunmasını zafiyete uğratmadan bunu bu çözümü bulmak da bir şey, problem ve önemli bir problem. Ve Galatasaray'ın Jagnelli mi oynamalı, Halil'le mi oynamalı, ikisiyle de farklı oyun oluyor. Aynen doğru. Setin hücumu şekli değişiyor, geçiş oyunu değişiyor ama ceza sahası bitiriciliği de ona göre değişiyor. Jagne yoksa, Halil varsa vesaire. Dolayısıyla Jagne'nin santrafor oynayıp Halil'in onun arkasında Jagne'yi tamamlayan oyuncu ve Jagne'ye topu daha kalabalık ve daha çabuk taşıma noktasında da Halil'in o hamallığı çekecek oyuncu. Diğer Kerem gibi, Çıkırdağ gibi hareketli oyuncularla, özellikle Kerem'le beraber bunu yapıyor olması Halil'in. Ama bir Jagne sağdayken bunu yapıyor olması Halil'in sorunu da çözüyor. Fakat onun ikisini beraber oynatınca kim oynatmayacaksın? Feghouli olabilir, başka oyuncu olabilir. Nasıl bir yerleşim? Morutsan ve Çıkırdağ'ın ikisinin birden sağda olması biraz da tecrübe bakımından Galatasaray'ı çok eksik bırakıyor. Yetenek bakımından daha öne çıkıyorsun ama hem mücadele hem de tecrübe bakımından eksik duruma düşüyorsun. Bunlar hepsi tabii Fatih Terim'in temel problemleri ama zaten bunu zaman zaman şeyde de yapıyor. Yani maçın içinde istediği skoru bulamadığında artık gol için risk almak zorunda kaldığında Halil ve Kerem Halil ve Cagney'i aynı anda sahada tutuyor. Ama maça böyle başlamak ve bunu maça böyle başlayıp oynayabileceği bir çözüm orta sahada da bulmak da onun şeyi. Çünkü hem Berkan olsun, hem Taylan olsun, hem Feghouli olsun, hem Kerem olsun, ki Kerem zaten olmak zorunda. İlk başta tahta yazacak oyuncu şu anda Kerem. Onların hepsi olsun. Ama işte Halil ve Cagney beraber olmasın. Niye onlar beraber olmasın? Bu biraz sezon, problemi oradan okumak lazım. Barış abi, Fatih Terim Avrupa'da hiç çift forvet çıkmadı. İlk 3 maçı hatta Taylan Berkan'ı hep yan yana oynatarak daha garanti gözüken bir anlayışla çıktı. Bir tek son maça Taylansız çıktı. Lig'de bir maçta Halil ve bir golcü Mustafa Muhammed'i oynatmıştı. O işte Halil'i koyduğunuz anda işin savunma kısmında da biraz ama geri işte, gidiyorsunuz. Evet ama öyle, ama işte şimdi şunu için söylüyorum bunu. Yani bu bir problemi oradan da okumak işine gelmediği için insanlar oradan okumuyorlar problemi. Anlıyorum. Şimdi Berkan'la Taylan en garanti oradan başlıyorsun ama sonuçta sen tamam daha dengeli bir takım yapayım. Takım savunmasını gözeteyim. Bu modern futbolda şart. Tamam, ama bunu yaptın hepsini bunların. Daha dengeli bir takımsın. Daha takım savunması daha ayağa yere basan bir takımsın. Güzel. Üretemedikten sonra ve sonuçlandıramadıktan sonra ne faydası var? Yani beraberlik hislerinin içine gelmiyor sonuçta. İşte Galatasaray'ın bu sezonki mottosu Avrupa Ligi'nde az atayım, öz atayım, gol yemeyeyim. İşte ilk 3 maç gol yemedi, son maç bir gol yedi. Pozisyonlar da çok verdi gerçi ama bu sezon biraz daha o anlayışta gidiyor. Lig'de de böyle Galatasaray. Yani Fenerbahçe maçında da geçiş hücumlarıyla Galatasaray genelde pozisyon buldu. Bu maçta da ben çok farklı bir anlayış beklemiyorum, bakalım. Zaten şey de, yani topu Marsilya'ya bırakıp savunmada arkada bekleyip topla daha fazla oynayan Galatasaray yarı sahasında top dolaştıran bir Marsilya'ya karşı topu kazanıp çabuk çıkıp atmak, zaten direkt net olarak bu formül var. Yani bunu Galatasaray'da hazır olsun böyle bir senaryo. Bu oyuncu bunu oynayacağı neredeyse garanti. Bir de lider çünkü grupta. Evet, Marsilya'da bu arada 4 maç 4 beraberlik. Şu ana kadar yenilgisi de yok, galibiyeti de yok. 3 gol atıp 3 gol yemişler. Çok dengeli gidiyor onların da karşılaşması. Bakalım akşam güzel bir taktik kapışmada olacak gibi hissediyorum tercihler. Çünkü enteresan, şimdi Ali abinin dediği gibi Halil başlarsa farklı bir Galatasaray göreceğiz. Cagney'le daha farklı bir Galatasaray göreceğiz. Bu oyun Halil çağırıyor ama. İşte siz daha Halil tarafındasınız. Ben oyuncu tercihlerine göre Halil de olabilir, Cagney de olabilir. Yani olmaz olmaz diye bir şey yok futbolda. Ama bana kalırsa tekrar söyleyeyim. Eğer Halil oynayacaksa kanatta daha full elli, işte Barış Alper gibi bir oyuncunun olması bana daha makul geliyor. Yalnız sen niye Çıkıldağ ceza sahasına girmez dedim. Bu konuda anlaşmıştık seninle. Berkan ve Taylan oynadığı zaman Çıkıldağ bu işleri yapıyor demiştik. Tamam, yapıyor o konuyu da kapatmıştık. Bu maç ama bir de Marsilya maçı, yani daha dengeli olacağın. Yine merkezi çok fazla bence boşaltmak istemeyecektir Fatih Terim. Daha kanatlar üzerinden, yani Kerem'in çapraz koşuları ya da işte diğer kanatta oynayacak oyuncunun koşuları üzerinden bir şey bekliyorum ben. Yoksa eğer o özgürlüğü verecekse Fatih Terim Çıkıldağ'a oraları doldurabilir. Ona katılıyorum zaten. İlk iki maçta Çıkıldağ bunları göstermişti bize. Ama sonrasında mesela diğer ilk üç Avrupa karşılaşmasında gördük mü peki Taylan Berkan yan yanayken Çıkıldağ'dan böyle koşular? Yani bizim iz bırakmadı en azından. Yapmıştır elbette de ligde daha çok iz bırakmıştı Çıkıldağ. Değil mi? Yani senin de şu an ilk etapta aklıma gelmedi. Çok aklına gelmiyor. Bakalım, güzel bir karşılaşma bekliyoruz. Akşam maç 20.45'te bu arada.
Barış Ertül, Ali Evin ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Daha iddialı, çok daha canlı, çok daha heyecanlı iddia. Evet, yeni saatteyiz. Yeni saate yeni bir konuyla girelim istiyorum. Ali abi, sence hangi konuyla gireceğim? Ahmet Ağoğlu'nun açıklamaları. Evet, bravo. Reklam arasında galiba konuşmuştuk. Dün Kulüpler Birliği Vakfı toplandı. 14 Süper Lig ekibi katıldı. 6 kulübün temsilcileri dün yoktu. Ve Ahmet Ağoğlu dedi ki, MHK ile birlikte yaptığımız çalışmaların selameti açısından o sürece zarar vermemek ve hakemlerin moral motivasyonlarını etkilememek adına İlk yarının sonuna kadar 6 maç bitinceye dek kulüp başkanları ve yöneticiler hakemlerle ilgili hiçbir görüş ve beyanda bulunmayacaktır dedi. 6 kulüp için bir karar almadıklarını dileyen olursa o kulüplerden de bizim bu işte kararımıza katılabileceklerini. Burada 6 kulüp katılmadığı için. Orada yanlış anlamayın. İşte yani katılmamış yani. Toplantıya katılmamış. Ha, toplantı, 14 kulüp kendi arasında böyle bir karar şey almış. Şey demiyorlar yani hani kulüpler katıldı. Biz konuşacağız hakemler, öyle bir şey demediler aslında. Beşiktaş dedi bir tek. Sonra Beşiktaş dedi. Evet. Açıklama yaptı ama o 6 kulüp şeyde olmadığı için ondan sonra dedi ki onlarla da söyleyeceğiz dedi. Yani Ahmet Ağoğlu onu da söyledi. Çünkü tabii bütün haber siteleri kısa kısa veriyor. 14 kulüp dediği zaman sanki diğer 6 kulüp kabul etmiyormuş gibi bir düşünce ortaya çıktı. Öyle değil. Buradan 14 rakamı artabilir. Yani 16-17 kulüp diyebilir ki ilk yarının sonuna kadar hakemlerle ilgili konuşmama. Peki bir şey diyeceğim. Kulüpler Birliği adı buranın. Birlik. Birlik. 14'lük, 6'lık, 5'lik, 8'lik değil. Birlik. Bir. Yani Kulüpler Birliği bir şey söylediği zaman biz 14 kulüp olarak konuştuk. 6'sı yoktu. Onlarla da konuşacağız. O zaman konuştuktan sonra açıklama yapın. Aynen. Yani, yani bu nasıl birlik? Birlikte ben yok, benim fikrim alınmadan, benim onayım alınmadan, ama bunlar yapılıyor, ilk defa yapılmıyor. Bu arada yanlış anlamayın. Daha önce de Kulüpler Birliği birlik olmadan hareket ettiği bir sürü şey oldu. Dışında kalan bir kulüp hariç falan da oldu. Nasıl birlikti? Yine aynı durum geçerli. Mesela şöyle deselermiş. 14 kulüp biz hakemlerle ilgili, bu arada iyi bir şey hakemlerle ilgili konuşmamak, keşke bu konu hiç böyle bir şey demene gerek olmadan konuşmasalar keşke. Yani biz konuşmayacağız marifetmiş gibi zaten konuşmaman gerekiyor yani, ama herkes işine geldiği zaman konuşuyor, işine geldiği zaman konuşmuyor. Neyse, orasına girmeyeceğim. Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağoğlu. Ahmet Ağoğlu aynı zamanda Trabzonspor Başkanı. Trabzonspor'da açık ara lider. Tesadüfe bak. Ne tesadüf. Kulüpler Birliği Başkanı yani öncülük etmiş olabilir mi böyle bir şeye? Başka birinden mi çıktı bu fikir de? Aa, ne iyi düşündünüz. Vallahi uyar bize mi dedi Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağoğlu. Kime yarar konuşmamak? Önde gidene yarar. Ama Galatasaray falan da kabul etti yani. Şimdi neyse, bak şimdi orasına geleceğim. Yani burada bir kere Ahmet Ağoğlu'nun Kulüpler Birliği Başkanı olarak Ahmet Ağoğlu'nun bu açıklamayı yapıyor olması ve demesi ki ya biz 14 kulüp ya böyle şey yaptık, öncülük etti. 6 kulüple de konuşacağız, onlar yoktu. O zaman konuşacaksınız, onların da olurunu alacaksınız. Sonra birlik adına diyeceksiniz ki biz birlik olarak bu kararı aldık, biz de alkışlayacağız hepimiz. Yani bu, o zaman birlik olmuyorsunuz ki. O zaman siz şey oluyorsunuz, dernek yönetimi gibi bir şey oluyorsunuz. Oy çokluğu var, şey yani yeterli katılım var, salt çoğunluk var. Aldığımız kararlarda geneli bağlar. Yani o zaman vakıf dernek gibi bir şeysiniz. Peki siz. Barış abi, illa bir kulüp karşı çıkacak mesela, işte Beşiktaş olduğu gibi 19'a 1. Ama hakemlerle de ilgili konuşmak istemiyorlar. Açıklama yapmamaları mı lazım ya da hakemlerle ilgili konuşmaları mı lazım? Nasıl peki öyle bir süreci yönetebilir? Vallahi benim şahsi fikrimi sorarsan, mantıken benim Barış olarak ne düşünüyorum? Bir kulüp herhangi bir şeye karşıysa Kulüpler Birliği adına açıklama yapılamaz. Kulüpler Birliği birliktir. Hepsi aynı fikirdeyse bir eylemde ve bir söylemde bulunabilir Kulüpler Birliği sıfatıyla.
Senaryoyu Barış abi şöyle soracağım. Bu sana. Böyle olur. Yani böyle olmalıdır. Geçmişte tamam. De buna aykırı yapıldı her tamam. Şey. Şunu soracağım ama şu senaryo üzerinden. 19'a 1 böyle bir karar alındı ama açıklama yapılmadı birlik olunmadığı için. Sonra bir hakem tartışması oldu. O katılan kulüplerden birinin başkanı hakem konuşmadı, eleştiriliyor. Niye konuşmuyorsun hakemle ilgili diye soruyorlar. Şimdi o zaman da bir şekilde bunu kendi taraftarlarına açıklamak zorunda. O yüzden de o en kötü o zaman diyecek. Biz Kulüpler Birliği'nin 19 kulüp dakika, böyle konuştuk. Şimdi? Öyle deyince Kulüpler Birliği'nde biz böyle karar aldık deyince tarafta da ha aldınızsa peki o zaman mı diyecek? Çık hayır. O zaman Kulüpler Birliği'nden diyecek. Yani konuşmasını istiyorlarsa bak taraftarına kendini şey yapmak için mecburen konuşuyorlar. Konuşmamak için de bir gerekçeye ihtiyaçları var falan diye bir şey yok. Doğrusu konuşmamaktır. Dik dur. Kulüpler Birliği'nde bu karar alınır, birlik olarak alınır, açıklanır, açıklanmaz. Birliktekiler hareket eder, beraber eder etmez. Sen doğru olan neyse onu yapacaksın ve dik durabiliyorsan da duracaksın. Biz doğru bulmuyoruz konuşmayı diyeceksin. Ama işte kimse konuşmasın, biz de konuşmayalımdan çıkıyor bunlar aslında, tamam mı? Ama birileri konuşacak anlaşılan. Beşiktaş mesela karşı çıktı buna, değil mi? Evet. Siz dedi, bitti, bitti. Beşiktaş konuştuğu andan itibaren biz konuşmayacağız diğer 19'da konuşacaklar. Çünkü onun taraftarları da senin dediğin gibi siz enayi misiniz? Sizin başınız kel mi? Siz niye bizim haklarımızı savunmuyorsunuz? Bak Beşiktaş konuşuyor diyecek bir gün. Bir gün olacak o hatalar ve onlara da gelecek. Dolayısıyla bu 19 kulüp adına yapılan açıklamada bir manası kalmıyor. 16, 14 kulüp adına da kalmıyor. Ancak birlik olarak konuştuğunuz zaman bir manası oluyor. O da zaten birlik olarak konuşulması için de herkesin olması gerekiyor. Onu diyorum, onun için diyorum zaten. Adı da bu yüzden Kulüpler Birliği. İşine gelince Kulüpler Birliği, işine gelince biz 14 kulüp böyle dedik, öbürüne de bakacağız artık. Beşiktaş şimdi ben yokum dedi. Nasıl oldu şimdi? Nasıl oldu? Bu açıklamanın manası oldu mu? Bu açıklamanın geçerliliği oldu mu? Bence olmadı. İşte bakalım diğer 14 kulübün... Geçmişte de çalışmadı bu şekilde. Onu demek istiyorum. Geçmişte de bir şeyleri Kulüpler Birliği'ne birileri gelip dayatmaya çalıştılar. Bir yerlerden hep çatlak oldu. Aslında Kulüpler Birliği birlik falan değil. Adı birlik. Onu anlatmaya çalışıyorum. Adı öyle. Adı Kulüpler Birliği ama herkesin kendi kafasına göre takıldığı bir yer. Bir menfaat birliği oluşuyor mu? Oluşmuyor. Bak o Kulüpler Birliği daha benim ta ne kadar zaman evvel Çırağan'da bunlar şey yaptılar. Tanıtım manıtım yaptılar. Böyle dizildiler. Basın toplantısı yaptılar falan filan. İşte dediler biz dediler Türk futbolunda artık ele alıyoruz ligin yönetimini. Federasyon o zaman Yıldırım Demirel'di federasyon başkanı. Beşiktaş başkanı da Fikret Orman'dı. Galiba Kulüpler Birliği'ni Fikret Orman'dı. Aynı zamanda. Demirel de federasyon başkanıydı. Demirel dedi tamam dedi. Biz dedi komisyonumuzu şöyle yapalım. Burada o hakkımız alalım ki diğer konuları idare edebilelim. Ama kulüp gelirleriyle beraber biz Kulüpler Birliği'ne ligin yönetimini verelim. İngiltere'den Premier Lig'den danışman tuttular maaşlı. Getirdiler çalıştılar büyük sunumlar yaptılar. Toplantılar paneller düzenlediler. En sonunda da Çırağan'da da yaptılar. Ben soru sordum oraya ben de gittim. Dedim ki parayı nasıl paylaşacaksınız dedim. Parayı paylaşmayı anlaştınız mı? Fikret Orman bana cevap verdi. O dedi işin en kolay kısmı dedi. İş oradan patladı biliyor musun? Parayı paylaşamadığı için proje yattı. Ne oldu Kulüpler AŞ? Allah rahmet eylesin. Ne oldu? Hiçbir şey olmadı. Yok ortada. Kulüpler Birliği duruyor. Yani ligi yerine federasyon götürüyor. Değil mi? Hani oldu, olacaktı o kadar. Ne oldu? Parayı paylaşır. Asıl problem oydu. İşin kolay o dedi bana. Ben de güldüm. Peki dedim. Parayı paylaşmayı beceremeyecekleri için iş yattı. Gene TFF'ye kaldı ligi yönetmek. Şimdi bak geldiğimiz noktada yine diyorlar ki biz yapacağız. Yani döndük en başa. Peki Kulüpler Birliği gerçekten her konuda 20'sinin 20'si de aynı düşünmek zorunda mı? Evet. Kulüpler Birliği çünkü. Hayır mesela Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulu oluşturuyorsunuz. Düşünmüyorsa da Barış bir açıklama abi, yapmayacak. Sonuçta her kararı aynı şekilde alamıyorsunuz. Yani birileri illaki muhalefet ediyor. Bu Galatasaray yönetim kurulunda da böyledir. İşte bak Rezanep Özdemir'le işte Remzi Sanlar farklı düşünüyorlardı. Biri öyle söyledi, biri böyle söyledi. Ki bunun basın önünde konuşması hata ama farklı düşünceler olabiliyor. Yani Kulüpler Birliği'nde de bu bence şimdi, gayet şimdi, normal. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Ben şöyle düşünüyorum. Dediğim gibi benim fikrim. Bakın Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kuruluyla Kulüpler Birliği aynı şey değil. Türkiye Futbol Federasyonu'nun bir yönetim kurulu seçmek zorunluluğu var. Türkiye Futbol Federasyonu diye bir organa ihtiyaç var. Bu bir kanuni zorunluluk. Aynı zamanda şu anki regülasyonlar çerçevesinde de ligi yönetmek için de TFF'nin bir yönetim kurulu olması gerekiyor. Bunun da delegasyonuyla vesairesi seçimlerinde nasıl yapılacağı da belli. TFF olmazsa
şu anki regülasyonlarla lig gitmez. Türk futbolu yürümez. Türk futbolu yürümesini sağlayan lokomotif organ, tepe organ TFF'dir. Kanunlarla çerçevesi, sınırları, parası, bütçesi nasıl seçileceği bellidir ve bu yapılmak zorundadır. Bu bir kanuni zorunluluktur. Kulüpler Birliği diye bir zorunluluk var mı? Bugün Kulüpler Birliği lağve edilse lig oynanır mı? Yani bu, evet, demek ki tamam, isteğe bağlı oluşmuş bir inisiyatiftir. Kulüpler Birliği sivil bir inisiyatiftir. Doğru. Tamam, inisiyatif istenirse olmayabilir. Evet. Yani olmaması da yürüyen düzeni de, bunlar bir fayda olacağı düşünülerek birlik olalım. Burada konuşalım, tartışalım bazı şeyleri. Konsensus yaratabildiğimiz noktada da bizim tek sesli bir şekilde çıkıp kulüpler adına TFF'yi muhatap alarak, kamuoyunu muhatap alarak, bakanlığı muhatap alarak söyleyecek bir sözümüz olsun. Ve bizim bir pozisyonumuz olsun. Bizim bir kimliğimiz, bir ayrıca bir şeyimiz olsun. Kendi hepimiz tek başımıza konuşmaktan çok bir de bir arada konuşuyor olabilelim. Hepimizin ortak menfaatleri çerçevesinde buluşabildiğimiz noktada bunları aramızda değerlendirelim. Bunlarla ilgili bakanlıksa bakanlık, kamuoyuysa kamuoyu, medya ise medya, TFF ise TFF çıkıp konuşabilelim. Dolayısıyla bu zihniyette bir birlik kuruluyor. Bu bir inisiyatiftir. Kurulmaya da bilirdi. Lağvetti Kulüpler Birliği dedin. Ne değişecek hayatımızda? Ligin oynanış şekliyle ne değişecek? Hiçbir şey değişmeyecek. Bunun bir şekilde kurulmuş bir yerde de kurduktan sonra ya biz Kulüpler Birliği kurduk, içeride de tartışıyoruz, hiçbir konuda hemfikir olamıyoruz. Olmuyorsak söylemeyelim mi? Olanlar söylesin, olmayanlar da şerh koysunlar, olmadıklarını söylesinler. O zaman inisiyatifin bir, yani kurduğum birliğin bir manası kalmıyor. Boşu boşuna ben sana söyleyeyim mi? Ben zaten nihai fikrim de o benim. Kulüpler Birliği son derece gereksiz bir kurum. Kalabalık yapıyor Kulüpler Birliği. Laf kalabalığı yapıyor. Oyalıyor insanları, kamuoyuna da kafa karıştırıyor. Kulüpler Birliği Başkanı bir şey söylüyor. Yarım saat sonra bir kulüp çıkıyor diyor ki biz katılmıyoruz. Nasıl birlik bu? Sen nasıl birlik başkanısın? Senin birlik dediğin yerde katıl. Bu dediğim, bak ne diyorum sana. TFF'de yönetim kurulunda tartışılır, oy çoklu olur. TFF'de bunlar, o kurumların zaten doğası bunu gerektiriyor. Hemfikir olan yönetim kurulu olmaz her konuda yani. Çok nadir olur oy birliği. Ya da böyle yargı kurumlarında da oy birliği çok kolay olmaz yani. Mutlaka karşı 5'e 2, 4'e 3 bunlar olur yani. Bunlar zaten işin doğasında vardır. Hem fikir oluyorlarsa, oy birliğiyle çıkıyorsa karar, ne hala ona oy birliğiyle derler zaten, övünerek oy birliğiyle alınmıştır bu karar derler. Genel kurullarda, derneklerde, vakıfla bunlar hep böyle olur. Ama oy birliği şart değildir. Oy birliği bir şeydir yani, prestijli bir şeydir oy birliğiyle bir karar alabilmek. Alkışlarlar, biliyor musun mesela, dikkat et, böyle oy birliğiyle alınmıştır dendiğinde bir alkış kopar. Çünkü oy birliği önemli bir şeydir. Ama Kulüpler Birliği dediğinin oy birliği olmaması gibi bir... Çünkü bu bir inisiyatif zaten. Birlik olmak adına konmuş bir inisiyatif. O zaman birliğe gerek yok. Bence de gerek yok zaten. Hangi konuda Kulüpler Birliği hemfikir oldu? 40 yılda bir. Vergide olmuştur. Vergide falan filan. Ona da gerek yok ki birlik olmaya. Zaten menfaatinin hepinizin bir olduğu, bütün kulüplerin bir olduğu şey zaten senin namına TFF'de konuşur. Her kulüp çıkar zaten konuşur. Bunun için birlik toplantısı yapmaya da gerek yok. Birlik binası tutmaya da gerek yok. Barış Ertül, Ali Evin ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Daha iddialı, çok daha canlı, çok daha heyecanlı iddia. Türkiye'nin global Bitcoin borsası Bitay, alternatif piyasaları sunar. Bitay, geleceğin yatırımı. Alternatif piyasalar bölümündeyiz. Bitay'da bir Bitcoin şu anda 700.684 TL'den işlem görmekte. Dün bu saatlerine göre biraz düşüş olduğu gözüküyor. Dolar bazlı da bakalım. Dolar olarak 57.210 TL'den işlem görmekte. Dolar. Evet, bu aslında düne göre fiyatı daha yüksek. TL dolar çok oynak olduğu için orada fiyatlar değişiyor. Tabii şimdi şu anda tabii o kadar hızlı çıktı ki dolar, daha doğrusu TL o kadar hızlı değer kaybetti ki o volatilite kaçınılmaz. Yani bu kadar büyük marjlar oluştuğunda dalgalanmalar, kar realizasyonları, pozisyon alma noktasında herkesin marjları genişliyor bir anda. Şu anda 11.50 ile 13.50 arasında
ciddi zikzaklar var yani. Bir bakıyorsunuz 12.50 olmuş, bir bakıyorsunuz müdahale gelmiş, kamu bankaları dediği gibi döviz dolar satmış, 11.50'ye düşmüş. 11.50'den reaksiyon geliyor, tekrar 12.10 oluyor falan. Şu an 12.10 civarında. Şimdi 12.10 civarında, 11.50, 11.90, 12.10. Şimdi mesela biraz da bu son biraz Merkez Bankası topa girdi. Özel banka müdürleri toplantılar yapılacak. İşte kamu bankaları biraz daha aktif gözükmeye başladı falan. Boş bırakmışlardı yani, hiç ilgilenmiyor gibilerdi. Şimdi ilgilenmeye başladılar. Dolayısıyla mesela ben biraz bu birkaç gün en azından böyle bir kur atağı beklemiyorum. Biraz daha sakin bir piyasa bekliyorum ama tabii 12 civarında konsolide olacak. Belki 12'nin biraz altına belki sarkar gene 11'li rakamlara dolar TL kuru. 12'nin üstünde kalmayıp 11'inlerde kalması mümkün. Veya bilmiyorum, belki de her an her şey değişiyor. Bir açıklama geliyor, bir şey oluyor. Düşüyor ya da çıkıyor. Tabii buralarda bir sükunet olursa, biraz en azından bir dalga boyu biraz küçülürse, o zaman biz gerçekten dolar bazındaki Bitcoin fiyatına bakarak konuşabiliriz. Türkiye şartlarında bir Bitcoin olarak şu anda 700 bin liralar civarında, 700 binin biraz üzerinde, biraz altında da eğer stabil olursa dolar fiyatı, öyle göreceğiz Bitcoin'i. Eğer Bitcoin'de dolar bazında bir 57 binden bir yukarı doğru, 58 59 bin dolarlara doğru bir hareket görürsek de, o zaman 800 bin liraya doğru bir hareket göreceğiz. Türkiye'nin global Bitcoin borsası Bitay alternatif piyasaları sundu. Bitay, geleceğin yatırımı. ...9.23 iddia bölümündeyiz. Bugün Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları var. Normalden daha yüksek oranlarla iddia bayları ve iddia.com'dan oynayabilirsiniz. Her gün neredeyse hatırlatıyorum. Tabii ağırlıklı olarak Ali abi kuponların Galatasaray ve Fenerbahçe üzerinden verecek. Dünkü maçlarla ilgili bu arada. Ne oldu? Sen maçları hatırlıyordun. Şimdi bir söyleyecektin. Anda. Tutsa da ya da tutmasa da söyleyecektin. Evet. Ne oldu peki dünkü kupon? Tuttu. Tuttu. Hangi maçlar vardı? Manchester City, Paris Saint Germain maçı vardı. Evet. İlk yarı 0-0 bitince herhalde biraz endişelenmişsindir ama. Hiç endişelenmedim. Sahada öyle oyuncular varken. Öyle mi? Hiç endişelenmedim o karşılaşmaya. Sporting herhalde. Dortmund. İlk yarı Manchester City Paris Saint Germain'i dövdü. Evet. Dövmesine rağmen 1-0 önde kapatıyordu. Mbappé'nin kaçırması. O golü de yani. Sporting Dortmund vardı. Evet. Onun hepsi karşı gol var değil mi? Bir de. Beşiktaş Ajax var. Zaten üst plan bir de şey var. Evet. Real Madrid'de Leipzig var. Bir de ben demiştim ki Inter handikap demiştim. Evet. 8 tane maçın 4'ünü Sabahspor ekibi isabetli olarak bildi. Aynen. Yani diğer 4'le ilgili bir şey demedi yani, evet. Bu arada. Yani hani 8'de 4 değil yani. Mert'in bazen konuşmaması iyi oluyor. Hayır maçta. Konuşsam bilemeyeceğim. 8'in 4'ünü bildi deyince sanki 4'ünü de bilemedi gibi oluyor. 4 ile ilgili fikir beyan edip 4'ü de doğru çıktı demek oran lazım. Oran %100. Evet. Onu demek olur. Lazım yani. Bugün? Bugün açıkçası Galatasaray Marsilya maçının içinden çıkamadım. Çok zor bir maç diye düşünüyorum. Daha başlamadı maç zaten. Evet. Oranlar da çok çıkamamış. Oranları gördünüz mü? Oranları? İki takımın da ikinin üzerinde oranı. Evet, normal. Marsilya'da biraz daha avantajlı bir olarak gösterilmiş. Önde. İddiada şu an 2.70. Galatasaray galibiyeti 2.26. Marsilya galibiyeti beraberlikle 2.85. Evet, çok, çok yakın. Yüksek oranlar. Olympiakos Fenerbahçe'de iki takımın da gol atacağını düşünüyorum. Grubun diğer maçı Frankfurt Antwerp'in 2.5 gol üstü. Yine PSV Sturm Graz'ın da 2.5 gol üstüne gideceğini düşünüyorum ben. Evet, bugün. Fazla uzatmadan söyledi. Barış abi, peki bugün sizin gözünüze çarpan bir karşılaşma var mı? Bülten yoğun. Avrupa Ligi var. Konferans Ligi karşılaşmaları var. Çok sürpriz oluyor Avrupa Ligi'nde ve Konferans Ligi'nde. Şampiyonlar Ligi daha öngörülebilir bir organizasyon. Hem goller bakımından, yani karşılık gol beklediğiniz maçlarda karşılık gol çok kolay oluyor. İşte zor gibi gözüken City PSG bile her anında karşılık gole gidecek. 2.5 üstüne gidebilecek bir karşılaşmaydı. Sporting Dortmund keza öyleydi. Favori diye çıkıp kazanır dediğin takım kazanmaya yakın oluyor. Hatta beklenenden kolay kazanıyor. Handikap dediğin takım o handikapa ulaşmakta çok zorlanmıyor. Şampiyonlar Ligi motivasyonuyla, konsantrasyona çıkan kadronun öngörülebilmesiyle ve oynayacak takımın performans sahadaki karakteriyle ilgili daha rahat öngörebildiğim bir yer. Avrupa Ligi'nde çok dengesizlikler oluyor. Konferans Ligi daha da beter. O bakımdan her maça bir şey söylenebilir elbette.
maç özelinde her maç için bir analiz yapıp bir tahminde bulunulabilir. Ama şans faktörü buralarda daha fazla çalıştığını, maç içi kırılma anlarının daha fazla olduğunu buralarda söylemek lazım. Peki dünkü Şampiyonlar Ligi maçlarından aslında bahsetmedik. Tabii Beşiktaş'ı konuştuk, Galatasaray Fenerbahçe'ye baktık. Şimdi sen City Paris Saint Germain'le ilgili bir şeyler söyledin. City'nin baskın oyunu zaten dün çok konuşuldu ama skor 2-1'de kaldı. Hatta geri düştü City ikinci yarının başında ama sonra çevirmeyi bildiler. Leipzig 5-0 kazandı deplasmanda, çok önemli bir galibiyet. Bu dün akşamın önemli şeylerinden biri de Dortmund'un Şampiyonlar Ligi'nden elenmesiydi. Tabii. Yani dün akşamın aslında en dikkat çeken konulardan biri Borussia Dortmund artık yok Şampiyonlar Ligi'nde. Ben bununla ilgili bir tweet de attım gece geç saatte. Dortmund, yani Dortmund'un elenmesini haber yapmışlar. Yabancı kaynakla Dortmund Şampiyonlar Ligi'ne out demişler. Ben de üzerine döndüm, dedim ki Avrupa Ligi'ni kazanan belli oldu. Yani Borussia Dortmund artık Avrupa Ligi'nin favorisi, yani Avrupa Ligi'ne gidecek olduğu için oradaki Barcelona takım, bile gidebilir. Evet. Gidebilir ama Barcelona iyi bir takım değil ki. Çok yani, şey bir şey mi söyledim? Çok kestirmeden söyledim. Ben yadırgadım. Ben seviyorum Barcelona'yı. Şu anki Barcelona'yı evet. Çok beğeniyor musun sen? Xavi geldi Barış abi bir hava. Geldi de ne oldu yani? Geldi Xavi. Xavi kaç gol atar? Kaç asist yazıyorsun? Eskisi gibi değil yani. Ali'nin hesabını yapalım. Xavi'nin iki asistini golünü bana anlat. Kaç yapar? 0-0. 0-0 yapar değil mi? Bak ne diyorum sana. Yani çünkü maçtan hani Şubat Mart'ta ben o yüzden biliyorum. Hani biliyorum. Ben de zaten bir bağlı konuşuyorum. Ama yani Barcelona Avrupa Ligi'ne ne kadar konsantre olur? Avrupa Ligi'nde Barcelona hiç oynamamış tarihinde. İlk defa oynayacak. Ve Barcelona'nın daha başka problemleri var şu anda Avrupa Ligi'nden. Yani Barcelona bir kere Barcelona olacak tekrar. Yeni teknik adam. Bu kadro çok ciddi genç oyuncularla oynuyor. Papazlarla onların uyumu sağlaması falan filan. Şimdi Xavi ile birlikte nasıl olacak? Bunları göreceğiz yani. Şimdi ben kalkıp da Barcelona'nın adından dolayı ilk defa oynadığı bir kulvarda, hiç alışık olmadığı bir yerde Avrupa Ligi'nde Barcelona sahasında kendini çıplak hisseder yani. Şampiyonlar Ligi'nin devi. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla bunları görmeden sırf Barcelona diye Avrupa Ligi'ni kazanır demem ben. Ama bu Borussia Dortmund bir ekol takım, tamam mı? Bir Alman disipliniyle Bayern'den sonra en önemli takımı Almanya'nın. Yoksa orada Bayer Leverkusen da var. İşte efendim Leipzig de gelebilir oraya. Efendim işte Tottenham var. Leipzig de oraya gelebilir. Yani Alman başka takımı. Leipzig oraya gidiyor zaten artık. Ha, kesin. Tamam. Yani son maçlara göre. Tabii ama son maçları ama şimdi Club Brugge maçıyla oraya büyük ihtimalle gelecek. Tottenham var. O var, bu var. Bir sürü başka önemli takımlar var. Lyon falan. Yani Club Brugge'in Paris Saint Germain'in deplasmanlı yan mesela. Ya, beraber ya da. Yok. Leipzig'e gider büyük ihtimalle. Büyük ihtimalle canım, matematik olarak gider. Ama bunların hepsi içerisinde en istikrarlı performans sergileyecek ve kalitesiyle ve tecrübesiyle aday gösterecek takım Borussia Dortmund'dur. Yoksa Barcelona da, Tottenham da olur, bir sürü başka takım da o gelebilir. Belli bu Sevilla'nın yıllarca yönettiği bir yer orası, anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla her şey olabilir oralarda. Hatta şimdi. Ama bence Borussia Dortmund bir anda Şampiyonlar Ligi'nden elenmesiyle birlikte Avrupa Ligi'nin en önemli takımından biri oldu. Atletico Madrid gelebilir. Tabii olabilir. O grup acayip karışık. Tabii. T grubu. Tabii oradan onun gelmesi durumunda konferans Avrupa Ligi'nin de bir anda statüsü o takımlarla birlikte farklı olur. Dün onlar da kaybetti Milan'a. Eskisi gibi değil gerçi Atletico Madrid artık ama yine de Simeone. Futbolcular yine kaliteli bir kadrosu var Atletico Madrid'in. Dün de Milan'a gol atamadılar. Sonunda yedikleri golle mağlup oldular. O grup gerçekten son yıllarda böyle bir grup var mıdır? Hani 15 puanla Liverpool koptu. En yakın rakibi Porto 5 puanda. Atletico Milan 4'er puanda. Son 2 sırada yer alıyorlar. Ve son maçta da Milan Liverpool Porto Atletico Madrid. Bu grubun son maçları bayağı keyifli olur. Aynen öyle. Orası çok karışık. Kim geleceği belli değil. Dortmund'un tabii çok fazla sakatının olması onların Şampiyonlar Ligi macerasını ciddi şekilde etkiledi. O da öyle gitmeyecek ki ama. Evet. Hani arkadaş Şubat'ta Marta başka bir takım olacaktı. Dortmund ne olacak? Tabii. Dortmund'un da öyle bir şeyi var. Haaland
gelecek. Bir dezavantajı var. De, kusura bakmayın yani. Başka bir şey konuşuyor olacağız Haaland döndüğünde Dortmund'da. Ama mesela dün işte C grubu da bitti. Beşiktaş'ın grubu da bitti. Evet, birinci, ikinci, şey. Üçüncü. D grubu keza hani iki takım çıkmayı garantiledi. Şerif üçüncülüğü garantiledi. Maçı var orada. Evet, Şerif de gelecek. Mesela Shakhtar'ın da orada elenmesi enteresan. Bir de demin ki Barcelona konusunda ilgili bir şey daha söyleyeyim. Yani Xavi geldi. Hemen Xavi'ye de hemen geldi kupa kaldıracak, böyle bir şey beklemeyin. O yükü de yüklemeyin yani. Barcelona'ya zaman lazım. Ben öyle bir kupa beklentim yok Xavi'den ama daha farklı şeyler görmek istiyor insan. Ya tabii. Başka görürsün daha farklı şeyler ama kupa olmaz o büyük ihtimalle. Biz kupalar için sevmedik Barcelona'yı. Belli oluyor. Evet. Ben Messi için bu arada gerçekten. Ben Barcelona sempatizanı da falan da değilim normalde. Messi sempatizanıydım. O yüzden Barcelona'yı hep çok takip ettim. Belli bir sen yerden sonra. Sen kralın takımı tabii. Real Madrid'i mi destekliyordun yoksa? Yok, hiç alakam yoktu. Ha. Messi çıktı işte 2005'te falan. Oradan beri Barcelona maçını izliyorum. Ya yani maçı izlemek oluştu. Hayır. Bir takımın çok iyi futbol oynaması Barcelona, hepimiz bekliyorduk Barcelona maçını, saat kuruyorduk yani. O müthiş top oynadığı tiki taka dönemi falan filan hakikaten bambaşka bir şeydi. Bu dönemde değişiyor takımlar şimdi. Şu anda da başka takımlar. Seyretmek, keyif almak, oynatmak ve oyuncuyu beğenmek, oyuncuyu takip etmek, o takımın futbolunu beğenip onu takip etmek bunlar ama bu takıma bir sempati, taraftarlık falan, ben bunu pek anlayamıyorum. Bunu hep söylüyorum. Bir insan bir takım tutar hayatta. O takım dünya üzerinde bir takımdır. Bu arada illa Türk takımı tutma da daha zorundaysın Türkiye. Yani artık dünya global. Sen tuttuğun takımı bırak, Barcelona'yı tut istiyorsan. Ben onu da Barcelona taraftarı olarak seni kabul ederim yani. Yadırgamam. Ama bir takım tutacaksın. Ben o ülkede bunu tutuyorum, bu ülkede bunu tutuyorum, bu ülkede bunu tutuyorum. Onun taraftarıyım. Geçeceksin bu işleri. O palavra iş. Ha, ama beğeniyorum, izliyorum mesela. Ben şimdi Ajax'ı çok seviyorum, Ajax'ı seyretmeyi uzun bir zamandır. Ajax taraftarı mıyım? Hayır. Yarın öbür gün Ajax kötü. Mesela Barcelona'yı izliyordum. Şimdi Barcelona'nın maçını açmıyorum bile. Açmayarak da çok iyi yapıyorum. Benfica maçı da 0-0 bitmiş. Evet. Kabus. Ama güzel pozisyonları var. Ya bana ne? Bana ne abi? 0-0. Orada City PSG maçını mı seyredersin? Barcelona Benfica maçını mı seyredersin? Skoruyla da, pozisyonlarıyla da, her şeyde City PSG tabii. Ama işte ayrı gün Barış abi. Ya neyse. Aynı anda olsa. Neyse aynı anda olsa diyorum sen de. İkisini de izleyebilirsin ya. Ben sonra şeydi, bak o kadar demedim. Marsilya Galatasaray'dan çıkamadım dedin. Başlamadı ki maçın. Daha içine giremedin ki çıkasın. O yüzden yaptım zaten. Tamam oğlum şimdi. Peki. Ne diyorduk en son? Bir şey en yarıda son, kaldı sanki. En son PSG diyorduk. Messi orada oynuyor. Sen oraya mı izliyorsun şimdi? Yok. Şey aklıma geldi. Bir de ben de onu söyleyeyim. Barcelona'ya tabii sempatim de bir yandan oluştu. Bir yandan da La Masia ile birlikte bu genç futbolcular da çıktı. Busquets, o da kalmadı. Iniesta. La Masia şimdi işte devren kiralık diyorlar La Masia. Hayır işte şimdi tam tersi. Şimdi de işte müthiş. İspanyol kiralıyormuş oraları. Allah. İspanyol kiralayacak. Tabii orası şey olacakmış. AVM olacakmış. Neyse biz şampiyonlar ligine. La Masia AVM. Girip çıktık. Yani şampiyonlar liginde hani gruplarda artık sona gelirken gene bir şekilde öyle çok büyük sürprizlerin yaşanmadığını görüyoruz. Hani mesela Şerif çok havalı başladı ama ne oldu? İşte üst üste 3 mağlubiyetle beraber en fazla UEFA Avrupa Ligi'ni kotarabildi. Beşiktaş'ın grubu açıktı. Söylemek gerekirse de Beşiktaş'ın hani tabii ki heyecanlanması normal ama orada da suyun akışından çok farklı bir şey olmadı. Belki Dortmund'un sakatlıkları olmasa Sporting'in ilk ikiye girmesi çok kolay olmayacaktı. B grubunda Liverpool'un domine etmesi anlaşılabilir ama 5'te 5 biraz abartılı oldu. Atletico Madrid'in orada bu kadar kötü kalması bence. Ama hala çıkabilir. Gruptan hala çıkabilir. Manchester City, Paris Saint Germain, Leipzig, Kulüp Buruş sıralamasına şaşırır mısın? Ona da çok fazla şaşırmazsın. Ama orada da Messi'yi de transfer etmişken ve Şampiyonlar Ligi kazanma hedefi varken Paris Saint Germain'de hala bir oyun oturtamaması, baskın bir oyun bulamaması. Hocası kötü diyorlar. Hocası büyük takım hocası değil bu arada. Pochettino böyle yıldızları idare edecek bir adam değil diyorsun. Gelmedi buraya. Belki ona da alışır ama o daha farklı, daha orta seviye. Yani ben Mourinho için ne dediysem aslında Pochettino için de aynısı geçerli. Pochettino daha farklı bir takıma gitse, atıyorum Dortmund'a ayaksa. Farklı tabii çok daha fark yaratır orada. Grubuna bak. Bayern Münih, Barcelona, Benfica. Çok bir gariplik yok sıralamada. Dinamo Kiev son sırada. F grubu Manchester United bir şekilde bak liderliği kaptı, iyi oynamasa çok da. Çok kötü oynuyor evet. Ama kaptı. Villarreal, Atalanta, Young Boys. Çok bir gariplik yok sıralamada. G grubu en heyecanlı grup oldu ama o da Şampiyonlar Ligi grubu gözüyle bakmıyorsun. Evet.
Bu arada maalesef sabah kur açılışı erken saatler gerçi hala, ama bizim yayınımızın sonlarında piyasada açılmış ve fiyatlar oluşmaya başlamış olduğu için ona doğru 9.30'dan itibaren 12.18 gibi 12.17 gibi yine hareketli ve sıcak bir kurla karşı karşıya, %2 direkt yukarı açtı. Pek iyi bir haber değil bizim için. Evet. Genel olarak hani gruplarda, her grubunu da söyleyeyim madem sonuna kadar geldik. Chelsea, Juventus, Zenit, Malmö. Burada da sıralama evet, çok doğal. Hani 1-2 de farklılık olabilir ama işte bu da Şampiyonlar Ligi'nin hakikaten aslında biraz da sürprize kapalı bir organizasyon olduğunu gösteriyor. Barış Ertül, Ali Evin ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Daha iddialı, çok daha canlı, çok daha heyecanlı. Son bölümdeyiz. 9.41 gazetelere yansıyan birkaç detayı paylaşacağım. Aslında tabii yansımasına gerek yok da bugünkü Olympiakos Fenerbahçe karşılaşmasını İspanyol Mateo Laos yönetecek, bir Şampiyonlar Ligi hakemi. Genelde işte onu City PSG tarzı maçları yönetirken görürsünüz ama bu maçın tabii tansiyonunun yüksek olması bekleniyor. Olympiakos başkanının daha önce yaptığı açıklamalar. En son Galatasaray Olympiakos maçı için Yunanistan'a gitti fakat oradaki muameleden sonra maçı oynamadan geri dönmüştü. Atmosferi yüksek bekliyor UEFA. Belli ki o yüzden böyle bir hakem vermiş. Bence güzel bir atama bu açıdan. Tebrik etmek gerek. Stadın dolu olacağı söyleniyor. Yorgo Kırbaki Hürriyet'te maçla ilgili detayları paylaşmış. 32.200 seyirci kapasiteli Karaiskaki stadında salı gecesine kadar sadece internetten 22 bilet satılmış. Maça kadar da yine gişelerden bilet satışı yapılacakmış. Kapalı gişe oynanması bekleniyor bu karşılaşmanın. Yani Galatasaray derbisinden sonra bir başka yoğun atmosfere gidecek Fenerbahçe. Bunu yönetmek gerçekten kolay bir iş değil. Bakalım buradan nasıl çıkacak Fenerbahçe? İyi bir sonuçla ayrılacak mı? Dün bir Galatasaraylı arkadaşım da Galatasaray'ın da 40 bin civarında bilet sattığını söyledi. Marsilya için. Marsilya mücadelesi için. Bilmiyorum ne kadar doğru. Başka bir yerde okumadım ama o da öyle bir bilgi geldi. Yani son maç sonu takıma destek vardı. Evet. Hani Fenerbahçe derbisi evet, kaybedilmesi ama Fatih'in de bunu övdü hatta. O yüzden hani 40 bin olur mu bilmiyorum ama Beşiktaş gibi de olmayacak. Kesin zaten lider Galatasaray kazansa çok bir büyük avantaj edecek. Maç, hani rakip iyi, maç iyi. Evet. O yüzden bugün dolu bir stat olur Galatasaray cephesinde de. Sabah gazetesinde ufak bir kutucukta bir İngiliz sitesine dayandırılarak Salah ile ilgili bir haber paylaşılmış. Özel olarak verilen haberde Chelsea kulübü devre arasında kadrosuna katmak istediği Macar stoperin menajeriyle geçen hafta Stamford Bridge'de bir araya gelerek şartları görüştü denmiş Salah için. Bu tarz haberler tabii son dönemde fazlaca yapılıyor. Fakat onun da form grafiği geçen seneden düşük. Sene başına da fena gözükmüyordu ama sezon ilerledikçe Salah'ın da performansının düştüğünü gördük. Hatta Barış abi isim vermemişti o gün ama üşü sonma oynamaktan da memnun olmayan futbolcunun Salah'ı olmasında ben yüksek ihtimal olarak geri dönüp baktığımda görüyorum diyeyim. Ve bu benim dikkatimi çeken diğer haberdi. Onun haricinde Fenerbahçe'de bugün işte Mesut Özil yok, Gustavo yok. İki kaptan. Fenerbahçe'nin ilk kaptanı yok. O yüzden kaptan kim olacaktı yani? Belki merak eden vardır. Milliyet gazetesi yine ufak bir kutucuk içinde kaptanın Mert Hakan Yandaş olacağını o zaten yazmış. Takmış o zamanları. Aynen. Aynen takmıştı. O da bugünkü maçta Fenerbahçe'nin kaptanı olacak. Tabii hafta sonu o da cezalı bu arada. Gustavo belki dönebilir. Hafta sonu lig karşılaşması bitti ama Mesut Özil'in durumuyla ilgili ben bir şey okumadım. Hani ne kadar sahalardan uzak kalacak değil mi? Görmedik. Sadece yok, bu karşılaşmanın kadrosu alınmadı dendi. Ki Mesut bu sezon böyle birkaç maçta hani tek maç kaçırdı. Sonra geri döndü. Tek maç kaçırdı, geri döndü. Sadece bir kere galiba iki maç kaçırdı sakatlığı nedeniyle. Onun da durumu hani korkutucu değil belli ki. Öyle olsa zaten haberler çoktan çıkardı. Evet, durum bu. Benim dikkatimi çeken haberler bunlardı. Programı yavaş yavaş o zaman bitiriyoruz.
Bugün Galatasaray'a önce, tabii 20.45'te Galatasaray oynayacak Marsilya'yla. Sonra 23'te Fenerbahçe'ye başarılar diliyoruz. Beşiktaş'ta kötü başladık 0 puanla. Umarız Galatasaray Fenerbahçe'den bugün puanlar göreceğimiz bir futbol akşamı olur. Maçlar Eksen'de bildiğiniz gibi artık yarın da tabii ki ağırlıklı olarak bu karşılaşmaları konuşacağız. Herkese keyifli günler diliyoruz. Hoşçakalın. Barış Ertül, Ali Erim ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddia sundu. Daha iddialı, çok daha canlı, çok daha heyecanlı iddia. Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.